Evet değerli dostlar, Doğudan Batı'ya tarih programıyla karşınızdayız. Bugün Osmanlı denizciliği ya da Türklerin denizcilikle serüvenini konuşacağız. Çok ilgi çeken, üzerine filmler, belgeseller, diziler yapılan, romanlar yazılan bir konu. Ama hani eski hikayelerde vardır ya, anlatırlar böyle az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Geriye döndük, bir baktık, bir arpa boyu yol gitmemişiz diye. Evet. Gerçekten Türkiye'de denizcilik tarihi son dönemde gelişen bir alan ve bu noktada hocaların hocası Profesör Doktor İdris Bostan hocamızı yad etmemiz lazım. Kulakları çınlasın. Ama bugün genç bir konuğum var. Bu konularda çalışmaları var, çok kıymetli çalışmaları var. Enes Tepe, Anadolu Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi bir kitap göstererek başlayayım. Enes Hoca'nın yeni çıkmış kitabı. Ama ileride ondan çok daha güzel, çok daha farklı konuları da içeren denizciliğin çalışmalar göreceğiz. Bunun İnşallah. kötü olduğu anlamına gelmiyordur Estağfurullah çok hocam. daha güzel derken. 18. yüzyılda Osmanlı taşra tezgahlarında Kalyon İnşa Organizasyonu. Çok teknik bir konu. Şu şekilde ben izleyicilerimize göstermiş olayım. Zaman kalırsa bu konu üzerine de konuşacağız. Ama birkaç cümle söylemek gerekirse, Türklerin Orta Asyalı, Anadolu'da da genelde kırsal kesimde yaşayan devletler kuran bir medeniyet olduğu düşünülürse, konar göçer özellikleri nispeten daha öne çıkan yerleşikler de Türkler, tamamen konar göçer değiller ama yine de denize uzak sahalarda yaşayan, hayatlarını sürdüren devletler olması hasebiyle denizcilikle olan ilişkilerinin oldukça geç olduğu, geç başladığı ifade edilir. Kısmen doğru, kısmen eksik bilgiler ama bunların ne kadarının doğru olduğunu Enes hocam söyleyecek. Hapşuracağım. Böyle bir Buyurun hocam. alerjik dönemim var benim. Neyse, ondan kurtuldum. Şöyle bir soruyla başlayayım ben. Tabii hocam. Türklerin denizle tanışmaları nasıl başlıyor? Yani Türklerin denizcilik hakkında hiçbir şey bilmedikleri fikri bir şehir efsanesi mi? Hocam esasında şu an zaten genel olarak Türk vatandaşının zihninde olan deniz algısı ve geçmişe yönelik özellikle Osmanlılar ve denizcilikle ilgili bir soru sorduğumuzda açıkçası lisans yıllarımda bile benim kafamda çok tatmin edici bir tablo yoktu. Yani Türkler denizden ne anlar, Osmanlıların denizciliğinden ne olabilir ki gibi bir tabloyla karşılaşıyorduk. Hala bile hani bırakın halk seviyesinde, akademik düzeyde hatta tarihçiler nezdinde bile bu düşünce hala aşılabilmiş değil. Yani hala sorsanız İşte Osmanlılar denizciliği, Barbaros Hayrettin Paşa, Pireveze, belki İnebahtı ve hepsi 16. yüzyılla sınırlı. Bunun ötesine çok fazla geçen bir denizcilik yok. Bir Yani de tabii siz bizim sakalımızı kestiniz, biz sizin kolunuzu evet, kestik. işte Yani o da kahramanlık efsaneleri tabii. üzerinden geniştirilen bir denizcilik Ve yine algımız o da var, değil mi? hocam bahsettiğim dönem içerisinde kalıyor. Sanki 16. yüzyıla kadar hiçbir Osmanlı denizciliği yoktu. 16. yüzyılda bir anda parladı, bir anda da söndü. Bir daha da yine görkemli bir denizcilik olmadı gibi bir algı var. Açıkçası özellikle Osmanlı denizciliği için illaki Osmanlı arşivine girip ve Osmanlı kaynaklarını kullanıp öncelikle kendi kaynaklarımızla bir Osmanlı tarihini görmemiz lazım. Yani şimdiye İyi kadar bir literatür var, değil mi? kesinlikle var hocam. Yani orası bir okyanus. Yani arşiv zaten öyle ama deniz tarihiyle alakalı kısımlar da yani bitmek tükenmek bilmeyen bir hazine. Yani asla bir akademisyenin değil belki koca bir ekibin bile akademik kariyerini dolduracak kadar malzeme var. Yani ben bile naçizane şimdiden bunu gördüm. Ve öncelikle ilk sorunuza gelecek olursam Türklerin denizle tanışması. Yani tabii ki Orta Asya'ya çok fazla şimdilik yer ayırmayacağım.
Türklerin... Çakabey'le başlayalım. Evet, Anadolu'ya geldikten sonra. Öncelikle Malazgirt'ten sonra Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği belli komutanlar var. Yani bunların bazılarını çok iyi biliyoruz ama Çakabey bunların başlıcalarından birisi değil. Ama bunlardan birinin komutası altında yine bu Anadolu'nun ilk fatihlerinden birisi aslında. Ve hızlıca Malazgirt'ten sonra batıya yönelip Batı Anadolu sahillerine ulaşmaları söz konusu oluyor. Bu savaşlardan bir tanesinde yine Çakabey'den devam edeyim. Çakabey Bizanslara esir düşüyor. Bu arada Oğuzların Çavuldur boyundan olduğunu söylerler Çakabey'in. Yani yine Selçukluların ana unsurlarından birine mensup. Benim memleketim olan Bolu'nun Yeni Çağ ilçesinin de o Çağa Çaka o isim, evet, onun evet, isminden geldiğini söylerler. O benim de o aklıma geldi. Daha doğrusu hocam şöyle bir şey var. Çağa Anadolu'da en azından bildiğim kadarıyla Amasya çevresinde Çağa çocuk demek. Çocuk demek. Tabii. Yani zaten bir manası da var bizim nezdimize. Daha çok Anna Komnena'nın Alexiad, ya yani Fransızcası çevirince Alexiad, o eserde daha çok onun hakkında bilgi sahibiyiz. Bizanslara esir düştükten sonra Bizans sarayına getiriliyor. Dönemin Bizans imparatorunun dikkatini çekiyor ve Bizans soyları arasına katılıyor. Aslında bir gittikçe Çakabey'in Bizanslılaşması söz konusu. Yani Rumca öğreniyor. Bu şöyle söyleyeyim sana destek olarak. Şimdi izleyicilerimiz nasıl Bizanslaşıyor diye bakmasınlar. Bunu o dönemde milli bir mesele olarak görmüyorlar. Evet. Çünkü Selçuklu yönetimiyle sorun yaşayan Selçuklu şehzadelerinin Erbaskan Bey başta olmak üzere Bizans'a sığındığını ve Bizans hizmetinde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Sabık sultanların bile hatta. Yine tersi de var. Mesela Bizans asilzadelerinden Türk hizmetine girip, mesela Türk Manuel bunların en güzel örneklerinden birisidir. Kesinlikle. Yıllarca, 20 yıl Selçuklu ordusunda savaşan, işte Moğollara karşı başarılı mücadele eden ama sonrasında tekrar İstanbul'a gidip devleti kurup Selçukluları perişan eden bir Manuel de var. Bir de tabii Anna'ya bir parantez açmak gerekirse o ilginç. Her zaman öyle şanslı olmuyoruz. Biz keşke bizim tarihimizde de birkaç Anna Komnena olsaydı. Çünkü babasının döneminin tarihini yazmış. Hem kendisi hem de eşi tarihçi. Evet. Kocası Nikeforos Priennios Malazgirt'in öncesini yazmış. Malazgirt'teki aynı ismi taşıyan başarılı kumandanın torunuydu. Evet. Anna da Haçlılı seferlerinin başlamasına sebebiyet veren 1. Alexios Komnenos'un kızı. Babasıyla iktidar noktasında, yani kardeşi ve kocası arasında bir çatışma olduğu için biraz ayrı düşüyorlar. Ama Alexiad diye babasının döneminin anlatıldığı muhteşem bir eseri var. Çaka konusunda belki de tek kaynak o şu ana kadar. Daha onun sayesinde öğreniyoruz. 13. yüzyılda Danışmentname'de kısmen onunla alakalı bilgi var ama dediğim gibi çağdaşı olan tek kaynak o. Çakabey faslını aslında çok uzun tutmak istemiyorum hocam. Ama şu önemli. Yani biraz bahsedelim. Yani Osmanlı denizciliğini önemsiyorum. Evet. Kesinlikle. ama Çakabey'i şu açıdan aklımızda tutmamız lazım. Özellikle Anna Komnena'nın babası, işte bahsettiğimiz İmparator Alexios Bizans İmparatoru olunca Çaka ile arası bozuluyor. Evet. Çaka da gözden düştüğünü, belki olası bir komplo ile suikaste karşılaşabileceğinden endişe ettiği için kaçıyor buradan ve İzmir taraflarına geliyor. Evet. Yanında da kardeşi Hasan Bey'in olduğu söylenir. Bir kardeşinden bahsediliyor. İsmi Galabates, yanlış hatırlamıyorsam Yalvaç diye Türkçeleştirebileceğimiz bir isim. Onu aslında dediğiniz gibi belli seferlerde yerine vekil olarak bıraktı olmuş. Çünkü karada da topraklar var. Ama İzmir fatihi olması açısından önemli. Kesinlikle. Ege adalarını ele geçirmesi açısından önemli. Ve Osmanlılardan çok önce Rumeli'deki topraklara gazalar yaptığını bilmek açısından önemli. 1081 tarihi dolaylarında serbest kalıyor hocam, dediğiniz gibi taht değişikliğinde. O bahsettiğimiz Protonobilismus unvanını kaybediyor ve hala belli bir maddi kuvveti var olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İzmir'i ele geçiriyor ve orada Rum gemi ustalarını 40 gemilik bir filo inşa ettiriyor. Aynı zamanda bu gemileri
dolduracak personel de temin ediyor. Ve ondan sonra özellikle Ege Adaları'na, Midilli'ye, yakındaki Sakız'a seferler düzenleyerek bu büyük Ege Adaları'nı ele geçiriyor. Çaka Bey'in bir 14-15 sene kadar yaklaşık faaliyetleri var. Defalarca Bizans donanmasını kendi başına mağlubiyete uğratıyor. Daha fazlası var. Bizans İmparatorluğu'na talip bir profil çiziyor aslında. Yani öncelikle Anadolu'da kendisini sağlam aldıktan sonra Çanakkale Boğazı'na kadar girip... Gözünü Bizans tahtına dikiyor yani. Oradaki en önemli gümrük noktası Abidos'u ele geçiriyor Çanakkale'deki ve peçeneklerle ittifak kuruyor suyun karşısında. Doğrudan geçemiyor bir türlü. Hı hı. O kısmı peçeneklere bırakıyor ve kendisi de ilk fırsatta Trakya üzerinden İstanbul'a yürüme peşinde. Ve Anadolu'da da yine müttefikler arıyor. Kılıç Arslan'a. Anadolu Selçuk Sultanı. Ondan öncesinde aslında onun Süleyman Şah'ın daha doğrusu vekili Ebul Kasım'la çok kuvvetli bir yakınlığı var. Onunla ortak operasyonlar yapmaya çalışıyor ama nihayetinde tanıdık Bizans entrikaları galip geliyor ve Peçenekler Kumanlar tarafından, Bizans'ın onlar üzerine salması tarafından katlediliyor. Büyük ölçüde kılıçtan geçiriliyor ve Kılıç Arslan da Çaka Bey'e karşı bir şekilde sevk edilerek kayınpederini, ikinci Kılıç Arslan Çaka Bey'i öldürüyor. Böylelikle ilk o Türklerin deniz tecrübesi burada sonlanıyor. Benim hocam, yani muhtemelen şahsi görüşüm değil ama kendi yani çalışmalarım esnasında dikkatimi çeken şey şu. Çaka Bey 1090'lı yıllarda beyliğini kaybetti. Zaten hı hı. Haçlı seferleri başladı. Bütün sahil kısmı, kuzeyi ve güneyi batısıyla beraber Anadolu'nun Türklerden alındı. İç kısımlara bir süreliğine hapsedildi ve arkasından 200 yıllık bir boşluk var. Mesela sonraki Osmanlı denizcilerinin zihninde şu Umur Bey hatıraları var. Aydınoğlu Umur Bey'in hatıraları var. Tabii Aydınoğulları ve Karasuoğulları ama Çaka Bey'e dair bir hatıra ben göremedim. Yani aradaki bu uzun boşluk, bunun kök salmasına engelleyen bir aslında uzun bir geçiş oluyor. Haçlı seferleri ve o sahillerin kaybı. İşte bu şundan kaynaklanıyor. Danışmantnamenin dışında hı hı. İslami literatüre Çaka Bey'in İslami literatürde çok yer almaması. Evet, evet. Ve Osmanlı geleneği genelde Müslüman literatürden daha çok besleniyor. Hı hı. Müslüman yazından daha çok evet. besleniyor. Bu önemli. Burada tabii bizim klasik geleneğimizin, tarih geleneğimizin bir parçası olarak görülmediğini görüyoruz biz. Bugün çok farklı bir noktada görüyoruz hı hı. tabii ki Çaka Bey'i ama Osmanlı dünyasında ya da beylikler dünyasında hı hı. bir karşılığı yok. Çaka daha Bey'i doğrusu Aydınoğlu Umur Bey evet. Çaka'nın yönettiği toprakları nispeten ele geçiren bir kişi hı hı. olarak onun varsa da bütün izlerini siliyor. Evet. Çünkü burada biz işte hakkındaki bilgileri belki bir sayfayı geçmeyecek olan Çaka Bey'i çok yüceltirken hı hı. Aslında tam bir kahraman olan Umur Bey'i yeterince öne çıkarmıyoruz evet. biz. Yani eğer Osmanlılara Anadolu'da gerçek anlamda bu gaza politikası hı hı. açısından da baktığımızda evet. Türkmen beylerinin kontrolü ve saygı duyması açısından baktığımızda Bizans'la mücadele açısından baktığımızda Osmanlılar alternatif olabilecek tek beylik Aydınoğulları Beyliği'ydi. Ve bütün hayatı denizcilikle geçen asıl bey işte Umur Bey. Evet. Yani sadece Umur Bey değil tabii kardeşleri. İlginç olan da şu, ilerleyen zamanda konuşacağız. Neredeyse Barbaros kardeşlerin isimlerine benzer birebir isimler taşıyor şeyler. Aydınoğullarının şehzadeleri evet. de. Ya hemen hemen aynı isimleri taşıyorlar. Bu da ilginç İlyas, bir Hızır, tesadüf Umar, olsa evet. gerek. Ama Umur Bey çok önemliydi. Yani Umur hı hı. Bey Haçlıların korkulu rüyasıydı. Evet. Venediklilerin korkulu rüyasıydı. Ama Umur Bey'in mirası en azından devam etti. Etti. Yani Çaka Bey çok kısa zamanda kendisi ya o bölge için büyük işler başardı. Sadece bunu bir gelenek haline getirecek zemin yoktu. Çok hızlı ilerlediler. Kutalmışoğlu, Süleyman Şah da aynı şekilde bir anda İznik'i alıp başkent yaptılar. Bizans'ın burnunun dibinde Konstantinopolis'in bir Türk başkenti var. Tabii. Ama aynı hızda da kaybettiler. Yeterince kök salamadıkları için ve öncelikle İç Anadolu'da yoğunlaşıp sonra zamanla tekrar
Çok çok basit bir örnek vereyim sana. Belki bu kısmı biraz uzatmış gibi olduk ama Haçlılar 1097'den itibaren Anadolu'ya geldiklerinde İznik'i kuşatıyorlar. Evet. Hem de çok taze bir güç olarak kuşatıyorlar. Hı hı. Fakat bir türlü ele geçiremiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kara surlarından girme şansları evet. yok. Türkler deniz yoluyla yani gölden evet. göl kanalıyla destek alıyorlar. Hı hı. Bir gemi yetti. Şehrin evet. Bizans'a teslimi için. Yani denizin ne kadar önemli olduğunu görmek açısından önemli. Kesinlikle. Haçlılar ne dediler? Bizans'a gittiler. Dediler ki biz alamayacağız bu şehri. Bir gemi gönderdiler İznik Gölü'ne. Evet. Ve o gemi bağlantıyı kesti. Hı-hı. Türkler şehri teslim etmek zorunda kaldılar. Bakın evet. denizcilikte bilgi sahibi, başarı sahibi olmak çok şeyi çözüyor. Tersine Hı-hı. bir güce sahip olsaydı, mesela Türklerin gemileri olsaydı belki çok daha rahat tahliye imkanı da bulabilirlerdi. Daha farklı evet. destek de alabilirlerdi. Tabii şeyde hocam bu arada madem bu dönemde biraz daha fazla vakit geçirdik. Ebu'l-Kasım'ın Gölcük'te bir filo donanma oluşturma girişimleri var. Tabii Bizanslılar bunu fark ediyorlar ve hani deyim yerindeyse yılanın başını küçükken eziyorlar. O gemileri yakıyorlar inşa halindeki ve Selçukluların ilk denizcilik deneyimi aslında bu şekilde sona eriyor. Bundan sonra zaten Sinop ve Alanya'nın, Alanya'nın fethini beklemek gerekecek. Peki başka bilgimiz var mı bu arada Selçukluların işte Kefe'yi Tabii. Alaaddin Keykubat zamanında fethediyorlar? Zaten hocam önce Sinop alınıyor ve orada ilk Deniz Beyliği yani bir kaptanı deryaya, Selçukluların kaptanı derya dediğimiz mevkisine denk olacak. Emirül Sahil yanlış hatırlamıyorsam orada doğrudan sahillerin komutasını yürüten bir bey var zaten. Ve bunları daha sonradan işte Candaroğulları'nın da üzerine dayandığı miras bu. Öncesinde Çobanoğulları'nın. Hı hı. Onlar zaten Sinop'ta yeterince yerleşip ve yani zaten çalıştığım dönemde de Sinop Taşlı'nın en aktif tezgahı. Çünkü hemen arkasında bütün gerekli çeşitlilikte ormanlar var. Bir şekilde demir temin ediliyor veya diğer kaynaklar. Yetişmiş personel var gemi inşasında ve geminin seyrinde görev alabilecek personel. Her türlü şey arka planında var zaten. O yüzden hatta şöyle bir önerim bile olabilir. Osmanlıların denizdeki merkezi İstanbul olmasaydı muhtemelen Sinop olacaktı. Öyle bir konumu var, imkanları var Sinop'un ve her devirde bu böyle. O yüzden mesela güneyde Alanya'yı aldıktan sonra Kıbrıs'a veya Mısır'a uzun seferler yapılmıyor. Ama Sinop alındıktan sonra Karadeniz'in öbür ucuna Kırım'a bir sefer düzenlenebiliyor. Buna o coğrafya imkan veriyor. Ve Alaaddin Keykubat zamanında Selçuklar zirvede oldukları yıllarda Kırım'ı da bu şekilde Kefe'yi ele geçirme şansı buluyorlar. Peki Osmanlılara gelecek olursak. Mesela Osmanlı donanması ilk defa ne zaman oluşturuluyor? Ne şekilde oluşturuluyor? Aslında, erken dönemine dair. Donanma demek biraz zor hocam. İlk Osmanlı donanmasının nüvesi ufak bir filo. Hatta filo bile fazla gelir. Osman Bey zamanında zaten Marmara'ya henüz çıkış sağlanmamış. Yani Yalova çevresine dolaşıyorlar ama Hı. Orhan Bey zamanının ilk yıllarına aslında bunu aktarmamız lazım. Orada da bu aslında Batı Anadolu'daki denizci Türkmen beylikleri, başta Aydınoğulları olmak üzere kendilerinin özel filoları var. Bunları oluşturmuşlar zaten. Ve Aydınoğlu Umur Bey'i bir nevi primus inter pares eşitler arasında birinci kabul ettikleri kişi aslında o. Denizde kabul ettikleri amiral o. Aydınoğlu Umur Bey bir sefere çıktığı zaman ya Menteşeoğulları ya Saruhanoğulları Karesoğulları veya onların hepsi bazen onunla beraber ortak sefer düzenliyorlar. Ve bu seferler suyun öte tarafına da geçiyor. Trakya, Rumeli yani Osmanlıların geçişinden çok daha önce zaten oraları tanıyan denizcilikle uğraşan Türkler var. Daha sonra bu miras beyliklerin peyderpey Osmanlı'nın eline geçmesiyle Osmanlılara geçecek. Ama ilk olarak Karesoğulları. Ve Karesoğulları daha Osmanlılar tarafından ilhak edilmeden önce 1330'lu yıllarda
Kara Mürsel diye bir karesi komutanı. Osmanlı. Bugünkü Kara Mürsel'e adını Evet, veren. evet hocam. Ayrıca kendi adına özel bir gemi de yapıyor. Kara Mürsel gemisi. Hatta yakın zamana kadar bu ismi taşıyan gemiler vardı Boğaz içinde. Ticaret için daha çok kullanıldılar uzun yıllar ama Osmanlı'nın ilk savaş gemileri aslında bunlar. Yani doğrudan kendileri yani Kara Mürsel Bey'in kendisinin icat ettiğini söyledikleri bir tür gemi. Hafif, süratli, tam olarak Marmara sularına uygun. Bunlar daha sonraki yıllarda muhtemelen ebatları da genişliyor ve gerçek bir savaş gemisine dönüşüyorlar ama öncelikle Osmanlı denizciliğini Marmara'nın doğu sahillerinden başlatmamız lazım coğrafi konum itibariyle. Ve bugün bildiğimiz Karamürsel ilçesinde ilk tersane nüvelerinde teşkil ediyorlar. Daha sonra giderek Marmara'nın batısına, tabii kuzey kısımlar Bizans'ın kontrolünde. Yani onları alt edebilecek durumda değiller o yıllarda ama yine Orhan Bey dönemi içerisinde Karesioğulları'nın ilhak edilmesi tüm Karesi beylerinin, denizcisi karacısı ve filolarının, askerlerinin Osmanlı saflarına geçmesiyle sonuçlanıyor. Haliyle hemen arkasından Osmanlıların bu sefer Rumeli'ye geçişini görüyoruz. Yani bunlar yine Gazi Fazıl Bey, Ece Halil, Evrenos Bey, bunlar yine o beylerden ve bunlar Trakya'yı, Rumeli sahasını tanıyan insanlar. Mesela bunlardan Fazıl Bey'in yanılmıyorsam kuman olduğu, yani köken Evet, olarak evet. O da zaten Trakya bölgesinde tabii. yetiştiği, Bir büyüdüğü, de onlar sonra var. Karesi topraklarına Evet. geldiği, oradan da Osmanlı hizmetine girdiği Bir de o söylenir. unsurlar var. Yani dil açısından sorun olmadığı için dediğimiz gibi hızlıca transfer olabiliyor bu kişiler ve aslında dil veya din de fark etmiyor. İkbal gördükleri yerlerde belli yeteneğe sahip savaşabilecek kişiler rahatlıkla kendine yer buluyor. Bizans saflarında da bulabilirdi. Ama Osman Bey özellikle Bafeus'tan itibaren o karizmayı yükseltmeye başladığı için Orhan Bey de keza Pelakanon'dan sonra etrafında bu tarz insanlara onların toplandı. Peki Sultan Bayezid devrinde yani Yıldırım Bayezid devrinde Evet. diğer beyliklerin tamamı neredeyse ele geçirilmişti. Hızlıca, evet. Hızlıca. Bu da şu anlama geliyor. Aydın, Saruhan, Menteşe mirasının karesinin üzerine eklenmesi Evet. ve o neredeyse Ege sahillerinin, hatta Akdeniz Tamam, sahillerinin, evet. Hamidoğulları'nı da düşünürsek, tamamının mirası ile birlikte Osmanlılara geçmesi anlamına geliyor. Evet. Her tarafı denizlerle çevrili bir Osmanlı imgesi de yavaş yavaş, yani her tarafı demeyeyim de en azından üç tarafı Evet. neredeyse denizle çevrili bir Osmanlı oluşuyor. Diğer taraftan da hocam Candaroğulları yine Osmanlı hükmü İşte o üç altında tarafı Ankara'ya dememin kadar sebebi ve o, işte Ege, Akdeniz, evet Karadeniz yani. yani aynı şekilde onların donanmaları da artık Osmanlı hizmetinde. Tabii o kalıcı bir ilhak olmuyor. Ankara Savaşı'ndan sonra bu beyliklerin çoğu yine kaybediliyor ama Yıldırım Bayezid zamanı için esas söylememiz gereken şey zaten 89'da tahta geçiyor ve 1390'da Gelibolu Tersanesi'ni oluşturuyor. Yani bu aslında devletin ilk defa denizlere bu kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi. Bir şey vardı değil mi? Çalıbey vardı. Kimdi Evet, o? o Bir Çalıbey şeyden sonra hocam. efsanesi var. Birinci Mehmet Çelebi, Mehmet Yıldırım zamanında. Beyazıt'ın oğlu Tabii zamanında. tabii hocam, hemen Ama arkasında. muhtemelen şeydir işte bu Yıldırım Beyazıt'ın oluşturduğu donanmanın bir Evet, ürünü değil mi yani aynen öyle Gelibolu? hocam. Çünkü şu var mesela Ankara Savaşı'nda savaşın kaybedileceği anlaşıldığında özellikle en büyük şehzade Süleyman Çelebi Vezir Çandarlı ile beraber kuvvetlerini alıp çekiliyor. Önce Bursa'ya geliyor. Orada belli alacaklarını alıp Rumeli'ye geçecek. Rumeli'ye kendi gemileriyle geçiyor Osmanlılar. Ve oradaki Gelibolu'da yani Gelibolu üstündeki gemilerden faydalanıyorlar zaten. Ve muhtemelen onlar zaten yine ona tabi oluyorlar Fetret devrinde. Yani Anadolu'dan Rumeli'ye veya Rumeli'den Anadolu'ya geçmek genellikle Çanakkale Boğazı üzerinden yapılıyor. Yani Bizans'ın hala ayakta olmasından dolayı İstanbul Boğazı çok daha az kullanılıyor. Ve ondan önceki devirde özellikle Orhan Bey zamandaki geçişlerde Cenevizlerden de yoğun şekilde istifade edildiğini, onlardan gemi kiralanarak bu geçişlerin sağlandığını söylemek lazım. Osmanlıların iki kıtada bu şekilde genişlemeye çalışması aslında çok büyük bir handikap kendisi için.
Ama bir şekilde bunu başarmışlar. Yani Rumeli'den tehdit geldiği zaman Anadolu'dan toplanıp karşıya geçip oradaki tehlikeyi bertaraf etmek. Sonra benzer şekilde diyelim Karamanoğullarından bir tehdit geldi. Rumeli'yi toplayıp aynı şekilde Anadolu'ya ordularını geçirmek zorundalar. Ve bu artık 1. Bayezid zamanında Gelibolu tersanesinin teşkiliyle Osmanlıların kendi kendine yeter hale getirmeye başlıyor. Hiç olmazsa karşıdan Aslında karşıya Bizans için geçirmek için. tehlike çanları burada çalıyor Evet. artık. Çünkü boğaz kapanıyor artık Tabii. yavaş yavaş. Yani Boğaz'ın kontrolü sadece Bizans'ın olmaktan çıkıyor. Ve zaten Yıldırım Bayezid ilk İstanbul kuşatmasını da fiilen İşte gerçekleştiren Güzelce Hisarı padişah. da Anadolu Hisarı'nı da Evet. yaptırıyor biliyorsun. Onunla işe başlıyorlar. O zaten Hisarlar serisinin ilk halkası. Arkasından özellikle Fatih bu Hisarlar serisini Bizans'ın fethinden de sonra devam ettirecek. Çünkü imparatorluğun konumu gereği o boğazlar hakikaten şeyin can damarı. Osmanlı İmparatorluğu'nun can damarı. Henüz imparatorluk değil o yıllarda ama ona giden yolu açan boğazların kontrolü. Çünkü bir tarafta Karadeniz var. Yani bütün Kıpçak bozkırları, Rusya içlerine giden yol. Aynı zamanda Adalar Denizi ve Akdeniz bağlantısını kontrol eden yol burası. Yani çok stratejik bir nokta. Buraları özellikle Yıldırım Bayezid'den itibaren daha sıkı kontrol etme çabasına girişiyorlar. Ankara Savaşı bunu sekteye uğratıyor ama Çelebi Mehmet birliği sağladıktan sonra tekrar bu işe elinden geldiğince önem veriyor. Ama tabii çok yorgun, çok küçük yaşta bu saltanat kavgasıyla uğraşmaktan zaten 29 yaşlarında falan vefat ediyor yanlış hatırlamıyorsam ve vücudunda çok sayıda savaşlarda aldığı yara izi var. Belki iyi bile dayanmış diyebiliriz. Evet. Onun yıllarında gerçekleşen bir Venedik'te ilk mücadele var. 1416 yılında Osmanlılar deniz güçlerini o aslında güçlü bir donanma oluşturmaya çalışıyor. 15'i hatta 17'si kadırga 112 gemilik bir filo siparişi veriyor. Kendi tersanelerine gelip oluyor özellikle. Ama bunu hemen fiiliyata yani sefere çevirmeye çalışınca yani Gelibolu'dan ve Çanakkale'den çıkıp Adalar Denizi'nde bazı faaliyetlere girişince Venedikliler buna fırsat vermiyorlar. Ve bir şekilde yanlış anlamadan da kaynaklanan ilk deniz savaşı, Osmanlıların ilk büyük deniz savaşı Gelibolu çevresinde yapılıyor. Burada teknoloji açıdan özellikle ve tabii ki personelin de tecrübesi daha fazla Venediklerin. Venedik kadırgaları daha yüksek ve ateşli silahların da artık gemilerde kullanılmaya başlandığını görüyoruz 15. yüzyılın başlarından itibaren neredeyse. Venedik ateşli gücü ve teknolojik açıdan gelişmiş gemileri Osmanlı donanması o dönemki donanmasına üstün geliyor. Çalıbey Osmanlı donanmasının o zamanki amirali gemisinin isabet almasıyla hayatını kaybediyor ve çok sayıda Osmanlı denizcisi de aynı Bizim şekilde. gemi, sonra yine konuşuruz da bizim gemicilerimizin pek çoğu dramatik bir şekilde de ölüyorlar. Hem Yani de nasıl hocam? mesela Kemal Reis'i konuşalım. Ben onu çok seviyorum. Evet. Ya o Akdeniz'in en namlı denizcisi. Kendi zamanının efsane Yani denizcisi kendi hocam. zamanının ve onca tecrübesine rağmen bir fırtınada ömrünü sona eriyor İşte maalesef. hocam bir şey vardır ya nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz yani. Zaten Öyle ama ömrü denizlerde onların geçmiş birinin bundan bir şikayeti yok bu yatağında arada. ölmesi muhtemelen çok şey Tabii olurdu. şeyin Gazneli Mahmud'un duası var öyle. Yani Allah'ım beni yatarak öldürme diyor. Evet. Yani savaşçı kişiler, savaşçı karakterler bunu zul olarak Gururlarına görüyorlar. dokunuyor. Yani Tabii hatta işte kendilerine. Yıldırım Bayezid'in yani fırtına gibi geçen kısa ömrünün arkasından esir düşmesi yani kederinden öldürmüş olması çok olası. Şimdi biraz da Fatih dönemine gelelim. Tabii Buraları hocam. hızlı geçelim. Şimdi Fatih döneminde bir donanma var. Bir Evet. Osmanlı donanması var. Ama donanmanın hala işte Venedik'le tam o anlamıyla baş edebilecek bir güce sahip olmadığı ya da Evet. Cenevizlerle tam olarak baş edebilecek bir güce sahip olmadığı İstanbul'un kuşatması sırasındaki Deniz Savaşı'nı kaybetmesinden de biraz anlaşılıyor. Evet. Gerçi denizcilik işte sizin alanın malum. Biraz kara savaşları gibi her şeyi stratejiyle
belirleyemeyebiliyorsunuz. Yani rüzgar bunda belirleyici olabiliyor. İşte düşman bir gemiyle 10 gemiyi yok edebiliyorsunuz. Evet. Ateşleyebilir, yakıp içine gidebiliyorsunuz. Manevra kabiliyetleri sınırlı. Yani hocam gemi, yani deniz üzerindeki savaşta karadan farkı şu. Kara ordularını hem bir araya getirmek daha kolay, hem de geri çekmek, tekrar tertip etmek. Yani işte manevra gücü daha evet, yüksek. Yani at verirsiniz, istedikleri mesafeye giderler veya vermezsiniz, piyade olarak da giderler. Ama denizde o gemiye bağlısınız. Geminiz gittiği zaman istediğiniz kadar cesur olun veya ateş gücünüz olsun, gemi batar. Yani siz hiçbir şey yapamazsınız. Ve ahşap gemiler devrinde yani yelkenleri yanıcı, gövdesi yanıcı, kürekleri her şey yani yanıcı. Top ateşi aldığınız tabii, zaman batıyorsunuz. Tabii. Yani o, yani belli tedbirler alınıyor hocam ama ağır bir hasar aldığı zaman içindeki savaşçılarla ve mürettebatla birlikte o gemi kaybediliyor. Ve riskli açıkçası, şöyle de bir şey var. Yani bir gemiyi ele geçirmek istiyorsunuz, manevra yaptınız, sardınız, bordaladınız, bir şekilde rampa yaptınız. Gemiye çıktınız. Gemiyi teslim etmek istemeyenler kendi gemilerini havaya uçurup sizin geminizi de havaya uçurabilirler. Veya sizin bir şekilde yaraladığınız, yani yaktığınız gemi rüzgarın etkisiyle size gelirse veya siz ona yaklaşırsanız sizin gemileriniz de gider. Bu çok olan bir olay, hadise aslında. Mesela Sapienza Deniz Savaşı'nda bu tarz bir hadise oluyor. Daha sonra Çeşme Deniz Savaşı'nda da. Biraz açar mısın? Tabii ki hocam. Fatih'i bitirip mi gidelim hocam yoksa? Yani yeri gelmişken Fatih'i bitirip Fatih gidelim bence. Fatih zaten ikinci Bayezid zamanı hocam. Şimdi hemen tabii gelirim. Fatih döneminin en ilginç olayı gemilerin İstanbul kuşatması sırasında karadan yürütülmesi meselesi. Fatih ve denizcilik denildiği zaman iki şey akla geliyor. Yani ana hatlarıyla iki şey. Birincisi kaybedilen Baltoğlu Süleyman Bey'in kaybettiği evet. Deniz Savaşı. İkincisi de Fatih Sultan Mehmet'in kuşatmanın seyrini değiştirecek bir hamleyle gemileri karadan yürütmesi. Bu da tabii speküle edilen bir konu. İşte karadan hiç yürütmemişti, böyle bir olay gerçekleşmedi diyenler var. Tophane'den gemi çıkması mümkün değil ki, ben buna katılanlardan birisiyim. İnsan gücüyle oradan gemi çıkarılmaz ama çok daha küçük ve hafif gemileri işte Ok Meydanı tarafında zaten ormanın içinde inşa edip kızaklarla bir eğimle indirdi ve onlar hiç savaşmadı. Sadece psikolojik üstünlüğü tabii, değiştirdi diyenler var ki ben bu görüşe biraz daha yakınım yani evet. Tarihçi olarak. Hocam zaten zincirle kapatılmış Haliç'te yani ne kadar muharebe edebilirsiniz? Dediğiniz gibi psikolojik üstünlük çok fazla, çünkü Bizans'ın su tarafında kalan surları, duvarları daha zayıf. Haliyle oradan bir tehlike geldiği zaman daha fazla yönelmek zorundalar ve kara surlarını zayıflatmak zorunda tabii, kalıyorlar. Zaten o da bir taktik. Tabii. Tuttu. Ve aslında şeyin rövanşı, Baltoğlu Süleyman Bey'in kaybettiği deniz savaşı, ki aslında Gelibolu'dan 400 parça gemi geliyor İstanbul aslında kuşatmasına. Aslında tam kaybetmiyor, onu da eksik yani biliyoruz. Yani gerçek bir deniz savaşı değil hocam. Yani önleyemiyorlar. Birkaç gemi. Rüzgar varmış. Rüzgar var ve onlar yelkenli gemi. Gelen İtalyan gemileri yelkenli. Büyük bordalı gemiler. Yani Osmanlı donanması 400 parça olarak geçiyor ama bunların belki 50-60 tanesi ancak kadırgadır. Ve diğerleri çok daha ufak gemiler. Kadırgalar da bile daha alçakta. Şöyle bir şey yapalım Enes'ciğim. Şimdi izleyicilerimiz için bize daha net anlaşılsın diye söylüyorum. Güzel tanımlamalar yapıyorsun ama gemi türlerinden bahseder evet. misin? Yani tabii ki araya bir parantez bu bilgiyi girelim ki hani işte kadırga nedir, bordo nedir, neden şu kaybediyoruz? Kadırga hocam mesela. Yani hangi gemiler en güçlü gemiler, evet. manevra gücü en yüksek olan gemiler neler? Bu teknik ayrımın içinden bir gidelim, bu tabii. kafamızda bir otursun ondan belki sonra mesela. En başta tamam. bunu izah etmemekle hatayı ben yaptım ama deniz tarihinde hocam gemiler 3 ana döneme ayrılıyor. Öncelikle hatta milattan önceki yıllardan 16-17. yüzyıla kadar Akdeniz'de özelinde ve genelinde olmak üzere kürekli gemiler devri. Bunların temsilcisi yani en örnek gemisi diyebileceğimiz kadırga. Yani şu an bir kadırga mesela resmedilmiş. Bu Forsa hikayelerinin olduğu gemiler bu kadırgalar evet, herhalde hocam. Değil mi? Yani kürek sayısına bakarak bunu anlıyoruz. Bunlar zaten
şeylerin en büyükleri. Yani en azından en çok kullanılan büyük gemileri. Daha büyükleri de var ama en çok üretilen... İşte bu karadan yürütülme meselesinin en çok en yaygın resmi de budur bu Evet, arada. ya tabii ki hocam bunların hepsi temsili. Yani Tabii. operasyonun tam olarak nasıl gerçekleştiğini detaylarıyla bilemiyoruz ama Fatih'in karadan yürütmesi aslında bir İlk değil ona bu ait arada. değil. Tabii. Yani bu Venedik-Ceneviz savaşları esnasında yine o yıllarda aynı operasyonları İtalyanlar birbirlerine karşı yapıyorlar ve Fatih muhtemelen bunu biliyor. Şey de var ama Umur Bey de karadan gemi Evet, yürütüyor o şey daha boğazından öncesinde. Mora'nın kuzeyindeki boğazdan 6 kilometre yaklaşık olarak o boğazdan geçirdiğini söylüyorlar yani Fatih de daha kaynaklar. sonra da yürütüyor Evet. karadan. Yani İtalya seferi sırasında, Fatih'in Arnavutluk seferi evet, sırasında bir daha Fatih'in çok yürütüyor. ekstrem taktikleri var. Yani havan topunu mesela yine o öneriyor ve onun şey önerileriyle geliştirilen havan topu Avlonya fethini gerçekleştiriyor. Bu Kalyon hocam daha çok 18. yüzyılda Osmanlıların kullandığı ama Kadırga devri 17. yüzyılın ortalarında bitiyor. Arkasından yelkenli gemiler devri yani kürek devri bitiyor ve yelkenli gemilerin sembolize eden gemi türü kalyonlar. Bunlar yüksek bordalı, tamamen yelkenle hareket eden, kürekleri yok ve ağır ateş gücüne sahip. Yani orada kare şeklinde gördüğümüz pencerelerin lumbar ya da lombar dediğimiz, onlar açıldığında her birinden top çıkıyor. Alt Ve mertelerde daha taraya ağır olmak üzere. gidiyorsunuz yani. Hocam bunlar yüzer birer kale. Yani bu mesela Pelengi Bahri 74 topa kadar donatılabiliyor. Mesafeleri ne? Uzun Mesafeleri mesafeli atış yani yapabiliyorlar mı? aslında uzun mesafeli hocam yapabiliyorlar ama uzun mesafeler için daha çok bomba gemileri kullanılıyor. Onlar havan toplarıyla aşırtmalı olarak atabiliyorlar ama bu gemiler birkaç yüz metrede çok ağır etkileri var. Yani diğer donanmaları yok etmek için daha Evet. etkili bunlar o Bir zaman. de dayanıklılıkları daha fazla. Yani iki bordalı olduğu için özellikle kalyonlar iki bordalı olması lazım. Daha küçükleri fırkateyn oluyor. Ama tabii bunlar dediğim gibi zamanla bu isimleri alıyorlar ama benim ilk anlattığım döneme gelecek olursak Kadırgalar Osmanlı donanmasının da ana savaş gemisi bu bahsettiğimiz dönemde 17. yüzyılın ortalarına kadar. Ve Yani biz Preveze'yi 1096 falan tabii kadırgalarla tabii kazanıyoruz değil mi? Kadırgalarla kazandık hocam. Kalyonlara karşı kazandık hatta. Yani kalyonların ilk denemeleri Venedikliler tarafından o yıllarda yapılmıştı. Ama 16. yüzyılın ilk çeyreğindeki kalyonlarla mesela bir 100 sene sonraki kalyonlar arasında çok fark var. Yani seyir O zaman kabiliyet otomatik olarak üstünlüğü kaybediyoruz. Şöyle hocam biz de o kalyonlara geçiyoruz. Daha etkili kalyonlara geçiyoruz. Yani deniz tarihindeki en büyük tartışmalardan bir tanesi Osmanlı denizciliğinde. Osmanlılar kalyona neden geçmekte neden geç kaldılar? Yani hocam soru çok fazla. Anlatılacak şey çok fazla. Sadece Evet. tadımlık verip geçmeye Öyle çalışıyorum ama oluyor teknik de bir programlar. alan olduğu için dediğiniz gibi belli tarifleri yapıp geçmem lazım. Ama hiç olmazsa Kadırga'nın bir örneğini görmek isteyenler bugün Deniz Müzesi'nde neredeyse 500 yıllık bir kadırga var. 16. yüzyıldan kalma. O gerçek bir örneği. Mesela hala günümüze kadar gelen bir Türk kadırgası. Kadırgaların hocam 25 oturağı olur. Oturak dediğimiz kürekleri çeken kişilerin sağlı ve sollu yerleşildi. Ortalarında bir koridor bırakacak şekilde. Her birinde çok büyük, ağır kürekler var. Bazen iki, bazen üç kişi çekiyor bu İşte burada kürekleri. forsalar Tabii çalıştırılıyor değil mi? forsalar. Kürekçiler de temin ediliyor hocam. Belli kura ve nöbet usulü var. Yani kendi halkından, bazen gayrimüslimlerden, bazen de Müslümanlardan da alınabiliyor ama genellikle bunlar esir alınanlar ve ceza almış olan kişiler bu görevlerde kullanılıyor. 196 personeli var sadece kürek çeken. 100 civarında da savaşçısı var ve bir kadırganın 300 su üstünde 330'a yakın personeli var aslında. Evet. Bu Bu bahsettiğin kadırga, kadırganın bu kaç kısmı? Yani bu görsel. aslında amiralin yani daha doğrusu kaptanın kaptan mahalli, kaptanın kamarası ama gerek yük haznesi ve gerek denizde kalış süresi çok kısıtlı bunların. O yüzden sürekli ikmal yapmak zorunda. Kalyonları bunlardan farkı yüksek bordaları sebebiyle alt kısımlara çok fazla mühimmat ve malzeme depolayabiliyorlar. Hem yiyecek
Hem de savaş Çok daha mühimmatı. uzun süre denizde 6 ay kalabiliyor. aralıksız kalabilirler mesela, hiç ikmal yapmadan. Bu işte onları zaten okyanus aşan gemiler yapıyor. Ve Osmanlılar belli dönemlerde buna sahip oluyorlar. Yine tartışmalardan bir tanesi bu. Osmanlılar okyanuslara neden hakim olamadı? Çünkü okyanus aşan gemiler yapamadılar. Evet. Bir Yani büyük tanesi açtı. O paradigmalardan bir da tanesi. dönüşte gelemedi. Ertuğrul diyorsun. Ertuğrul Hocam artık en sonu. Yani Hı. okyanus aşabilirler o gemiler. Yani orada bile Göndermiyorlar açtı daha ama çok. o da biliyorsun fırtınaya Evet. yakalandı. Şimdi Fatih döneminde bu şekilde bir Evet. ilerleme var. Ama asıl kırılma 2. Beyazıt'la birlikte Evet. başlıyor. Yani Osmanlı denizciliğinde milat ben de tek yine söyleyeyim yani Kemal Reis'i çok sevdiğim için torpil yapabilirim ona Peki. kabul ediyorum ama Hak ediyor sence hocam zaten. Osmanlı denizciliğinde kırılma Çalıbey midir yoksa Kemal Reis midir? Yok, Çalıbey değil hocam. Yani Çalıbey zaten başarısız oluyor. Kemal Reis kesinlikle bunların arasında, bu amiraller arasında ilk sayı hak Tamam, edenlerden Barbaros'u birisi. diyeceksin. Onu kabul ediyorum. Yani Barbaros hocam, onu Milat Barbaros olabilir. kesinlikle Barbaros, ama şöyle bir özellik var. Kemal Reis, Umur Reis, Umur Bey ile başlayan geleneğin sürdürücülerinden birisi. Yani Adalar Denizi'nde zaten denizle O da iştigal eden Gelibolulu değil mi zaten? Gelibolu. Tabii. Kemal Reis de Gelibolulu. Ve aslında onlar şey, Karaman'dan geldiklerini de söylüyorlar oraya. Hı. Yani o çok fark etmiyor. Gelibolu'dakilerin zaten Kemal Paşazade tarihinde, yanlış hatırlamıyorsam, Gelibolu halkını tarif ederken buranın halkı timsah gibidir diyor. Suda doğarlar, suda yaşarlar. O Çok iyi ama. yüzden zaten Gelibolu Osmanlı'nın hem insan hem de insan deposu olarak. Yazıcızade Muhammed Efendi vardır. Hı. Meşhur Muhammediye'nin yazıları. Evet. Hazreti Peygamber'in hayatını Hı anlatıyor. hı. Bunlar iki kardeş Sufiler. Hacı Bayram Veli'nin talebeleri. Ahmet Bican ve Yazıcızade Mehmet. Evet. O bile Muhammediye'nin girişinde gelip oldu onlar Hı. biliyorsun. Hani ortalama bir alim portresi düşünün. Şeyden uzak. Yani ne diyelim hengameden, kavgadan, dövüşten uzak. Evet. Diyor ki bizim diyor Gelibolu sahillerine kefere gemileri hücum ederlerdi, Hı. yağma akınları yaparlardı. Biz çıkar savaşırdık onlarla diyor. Evet. Bakın yani onlar alimi bile denize atlayıp savaşıyor yeri Tabii. geldiğinde Yani denizciler. Gelibolu ilginç bir orada bir yer. gelenek oluşmuş hocam. Bu Tabii. geleneğin işte oluştuğu noktalardan biri yine Ege sahilleri, başta İzmir olmak üzere. Orada yine şeyi vurgulamamız lazım. Çaka Bey de bundan faydalanıyor. Umur Bey de, Aydınoğulları da. Orada Rumların tarihsel birikiminden, gemi inşası ve seyrinden istifade ediyorlar. Onları hem gemi inşasında hem de tayfa olarak kullanıyorlar belli miktarlarda. Osmanlılar da aynı şekilde kullanıyor ama kendi geleneklerini de oluşturmuşlar. İşte bahsettiğim bu gelenek Kemal Reis zamanında artık gittikçe yükselmiş ve onun gibi çok fazla denizciler var. O sadece en meşhurları. Kemal Reis'in bir özelliği de Piri Reis gibi bir yeğen yetiştirmiş olması. Yani Ama bir yine gelenek evet. başlatılıyor değil mi? Bunu Ama hocam biraz bahsedelim Kemal Reis'ten. Çünkü batılı seyyahlar diyorlar ki biz Adriyatik sahillerine de Kemal'in gemileri gözüktüğü zaman girecek delik arıyorduk evet. diyor. Herkes diyor güvenli alanlara kaçıyordu. Korkulu Çünkü rüyası hocam. sahilleri yağmalar ne varsa tutar götürür gider padişaha hediye eder. Anadolu'daki esir pazarlarında satar. Yani Evet. bu denizcilerin aslında biraz korsanvari, yağmacı mantığını da Hocam öne zaten çıkartmıyor. normalde aklının tamamı yerinde olan kişinin bu tarz işlerle uğraşmaması lazım. Çünkü çok gerçekten çok zor bir iş, cesaret isteyen bir iş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir hadis bile var. Yani denizde şehit olanlara karada şehit olanların 10 misli sevap veriliyor. Çünkü orada iş gerçekten çok zor. Yani eskaza denize düştünüz, köpek balıklarına yem de olabilirsiniz. Yani çok fazla tehlike var, fırtınası var. Düşman ayrı bir tehlike zaten. Ve geminin içerisinde personelin inzibatını sağlamak da kendi başına bir problem. Yani bunlara çok değinilmez ama kara ordusu gibi değil. Yani kara ordusunu belki zapturapt altında tutmak daha kolay. Ama bir filoyu Bıçkın oluyorlar kesinlikle Levent. hocam. Öyle olmak zorundalar çünkü deniz hayatı gerçekten zor. Yani diğer mesleklere çok fazla benzemiyor. Ve
kaytarma şansınız olmayan bir alan. Kesinlikle yok. Encesi suları herkes genelde orada. Yani namlı Osmanlı denizcileri de öyle. Onların muadili diğer yabancı Avrupalı denizciler de öyle. O cesaretleriyle zaten tarihi değiştiren işler yapıyorlar. Ve Fatih dönemini bitirecek olursak hocam, 1463-79 arasında bir 16 yıl savaşları var. Yaklaşık 25 devlet de aynı anda savaşıyor. Osmanlı Devleti, irili ufaklı. Bunların başında da Venedik geliyor. Denizlerde özellikle onlarla savaşıyor. Fatih döneminin sonlarına gelindiğinde 79'da bu savaş bitiyor ve Venedikliler savaşı kaybettiklerini izhar ediyorlar. Ve artık Fatih'in sonlarında donanma amfibi hareketler düzenleyebilecek hale geliyor. Bunu nerede görüyoruz? 70'lerde Gedik Ahmet Paşa'nın 79'da Kırım'ı ele geçirmesi. Cenevizlerden ele geçiriyor. Ve başka bir amfibi hareket Fatih'in son senesinde 80'de Otranto üzerine yapılıyor. Bu Osmanlı sınırlarını o döneme kadar çok aşan ve daha önce özellikle İtalya seferi, yani mümkün olmayan, mümkün görünmeyen bir şey. Ama bizzat gerçekleştiriliyor ve hani İtalya'yı çizme olarak kabul edersek çizmenin topuğunu tamamen ele geçiriyorlar. Ve daha fazlasını yapacaklar. Napoli'ye ve Roma'ya gitmek Fatih'in hedefi. Ve bunu yapacak gücü var. Sadece Fatih hayatını kaybediyor sefer esnasında Gebze'de ve taht kavgası başlıyor. Gedik Ahmet Paşa seferi düzenleyen Avlonya'ya geçmiş durumda. Orada destek toplayıp İtalya'ya tekrar çıkacak ve Cem Sultan taraftarı. O yüzden mi 2. Beyazıt onu azlediyor, görevden onu girişiyor? Hemen azledemiyor hocam. Önce onun kayınpederini sadrazam ilan ediyor. İshak Paşa, Gedik Ahmet Paşa'nın Yeniçeriler üzerinde çok büyük bir kontrolü var. Ondan istifade etmek istiyor. Cem Sultan'ı tamamen ekart ettikten, yani hayatını kaybetmiyor ama artık bir gücü kalmadıktan, Rodos Şövalyelerinin eline düştüğü anda Gedik Ahmet Paşa'nın ve İshak Paşa'nın işi bitiyor. Haliyle Otranto'dakilerin işi de bitiyor. Yani o Otranto seferi devam ettirilemiyor. Evet, çok akıllı bir padişah. Hocam, hep böyle sofu derler, sessiz sakin ama çok akıllı bir padişah. Kesinlikle ve imparatorluk donanmasının banisi bana sorarsanız 2. Bayezid. Kesinlikle öyle ama. Zaten Kemal Reis'i... İşte Osmanlı'da hani milat dönüm noktası dediğimiz şey, gerçek anlamda bir Osmanlı denizciliğinden söz ediyorsak ama hakiki dünyayla, yani o dönemin dünyasıyla kafa tutabilecek bir Osmanlı donanmasının varlığından söz ediyorsak bu 2. Beyazıt'ı bozuyor. Kesinlikle hocam ve bunu mesela şeyde görüyoruz. İlk Memlüklerle savaşta 1486-91 yılları arasında Osmanlılar donanmayı kara savaşa destekleyecek şekilde kullanıyor. Korsan denizci transferi geleneğini başlatıyor 2. Beyazıt. Yani Kemal'i transfer ederek, çünkü Kemal normal şartlarda Osmanlılara bağlı değil. Hı hı. Akdeniz'de korsanlık yapan Gelibolulu bir denizci, yiğit bir denizci, nam salmış. İlk defa onu, yani korsanlık yapan gemicileri ve devlet adına korsanlık yapma fikrini Beyazıt geliştiriyor bunların ve o devlet adına çalışıyor. Fatih zamanında hocam bunun ilk örneklerini aslında biraz rastlıyoruz ama çok yaygınlaşmamış. Fatih doğrudan Osmanlı donanmasını gönderip işte özellikle Mahmut Paşa, daha sonra Mesih Paşa önünde gelen komutanlarının aracılığıyla adaların bir kısmını ele geçiriyor zaten ama 2. Bayezid zamanında Kemal Reis'in transferi bir dönüm noktası. Kemal'e gelelim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Büyük Osmanlı denizcilerini konuşacağız. Kemal Reis'i konuşacağız. Barbaros Hayrettin Paşa'yı ya da Barbaros kardeşleri konuşacağız. Hatta vakit kalırsa Aslanlı Ahmet Paşa'yı da Cezayir konuşalım. Hocam. Evet, konuşacak Cezayir, çok şeyimiz var hocam da muhtemelen konuşalım. Hepsi kalacak. Evet. Aradan sonra tekrar görüşürüz. Evet değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Sevgili Enes Depe ile Türklerin denizcilik serüvenini konuşuyoruz. Osmanlı denizciliğini konuşuyoruz. Tam da Kemal Reis'e gelmiştik. 2. Beyazıt döneminde artık Osmanlılar denizcilik sahasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın ektiği tohumları da yeşerecek şekilde dünyada çok daha etkin hale geldiler. Hı hı. Cem Sultan hadisesi Anadolu sınırlarının içerisinde bitmiş olsaydı bir şekilde 2. Beyazıt devrini bana göre çok daha farklı bir şekilde anlatıyor olurduk tarihte. Ama
bu tarihçinin işi değil, bu romancının işi olması gereken ya da olabilmesi. Tarih sadece olanla ilgileniyor. Netice itibariyle artık Akdeniz'de korsanlık yapan Türk gemiciler Osmanlılar adına faaliyet göstermeye başladılar. Ve burada Kemal Reis önemli bir nokta. Ben biraz onun hayatından bahsedelim, başarılarından bahsedelim. Tamam. Sonra da Barbaros kardeşlere geçeriz. Bir de Piri Reis'imiz var tabii, bir de onun yeğeni. Çok denizimiz var hocam. Yine haritalarımız devreye giriyor. İşte İslam dünyasında dünya haritası ilk defa ne zaman oluşturuldu? Buyurun hocam, Kemal Reis. Evet, Kemal Reis'imiz. Bu post bıyıklı, pala bıyıklı. Hepsi genelde öyle burada hocam. Kemal Reis hocam, daha doğrusu Doğu Akdeniz'de henüz Memlükler'de hayattayken, ayaktayken onlar da çok denizcileri destekliyorlar. Bu tarz korsanları destekliyorlar. Hedefleri doğrultusunda onlarla işbirliği yapıyorlar. Onlara üsler sağlıyorlar. Mallarını satmalarını ve esirlerini satmalarını olanak sağlıyorlar. Osmanlılar da aynı şekilde. Ve James Sultan hadisesinde Osmanlı-Memlük Savaşı patlak veriyor. Aslında bu denizcilerin iki hamisi birbirine giriyor. Karalarda daha çok biliyoruz savaşı. Çünkü Memlüklerin gerçek bir donanması yok. Çünkü kaynaklardan yoksunlar, ormanları yok. Osmanlılara o yönde çok dezavantajlı konumdalar. Osmanlıların ama artık gittikçe güçlenen bir donanması var. Ve Memlük Savaşı sırasında Çukurova'da, Payas Geçidi'nde ilerlemekte olan Memlük ordusuna sahile yanaşan Osmanlı kadırgalarının baş taraflarından, baş toplarından ağır toplar atılıyor. Ve o Memlük ordusunun yürüyüşünü bozuyorlar. Harekatlarını durduruyorlar ve geri çekilmelerine sebep oluyorlar. İlk defa Osmanlıların deniz gücünü kara savaşlarına etkili bir unsur olarak eklemlediği aslında savaş bu. Hemen arkasından Kemal Reis. 1492'de aynı zamanda Amerika'nın fethi, keşif tarihi ama Batılılar tarafından. Aynı zamanda Doğu dünyasını çok daha ilgilendiren bir şey var. Gırnatanında düşüş tarihi. Tabii 1492 deyince insanların aklına Amerika'nın keşfi gelir. Evet. Ama 1492 iki tarihtir. Hı hı. Granada'nın düşmesi, evet, yani Endülüs'teki son bağımsız İslam hakimiyetinin sona ermesi ve, evet, Müslümanların ciddi bir sürgüne ve kıyıma tabi tutulmaları, Osmanlı'dan yardım istemeleri. Evet. Hem de yana yakıla yardım istiyorlar. Aslında sadece Osmanlılardan da değil, bütün Müslümanlardan istiyorlar ama Memlüklerden de istiyorlar. Çünkü Memlükler hala zamanın süper gücü. Şey müthiş ama, değil mi ama? Yani yok. Sözü sana bırakacağım da. Kemal Reis ta İspanya'ya gidip Malaga limanlarını bombalıyor. Hem de nasıl Müslümanlara yani, zulüm öyle değil böyle yapılır felaket diye. Felaket bir hasar veriyor hocam. Balear Adaları'nı da keza aynı şekilde onlar tahrip ediyorlar. Ve o dönemde Osmanlı sınırlarının Ege'nin birçok adalarını almadığını ve sadece Doğu Akdeniz'in belli kısmında Çukurova'ya kadar olduğunu düşünürsek, Akdeniz'in bir ucundan diğer ucuna faaliyet gösteren bir amiral. Ama haklısın, başta deli bu adam. İşte deli yani Kemal Reis. Başka türlü olamaz hocam. Diğerleri de zaten deli sayılır. Birçok profil anlatacağız fırsatımız olursa ama Kemal Reis bunların içinde en cüretlilerinden. Ve yanında birçok denizci yetiştiriliyor. Bunların başında Piri Reis de var. Ve Piri Reis sadece bir denizci de değil, aynı zamanda bilim adamı. Yani çok ciddi eserleri var. Kitab-ı Bahriye, şimdi Piri Reis'i çok fazla burada vermek istemiyorum, sırasında vereyim diye, ama Kitab-ı Bahriye 300 sene boyunca Osmanlı kaptanlarının kameralarında yer alıyor ve hala işe yarıyor. O yüzden kesinlikle onu da yine baş köşelerden birine koymak gerekiyor. Kemal Reis Endülüs'e geldiği zaman orada İspanyollar tarafından yerlerinden edilen hem Müslümanları hem de Yahudileri tahliye etmeye başlıyor. Bunlardan özellikle Müslümanlar Kuzey Afrika sahillerine çıkarılıyor. Yahudiler İstanbul'a getiriliyor. Ve Sefarat Yahudileri ilk defa doğuda kendilerini himaye eden bir devlet görüyorlar. Ve bunlar zaten kendilerinden değil, Müslüman bir devlet. Ama o tarihten itibaren artık Osmanlı dünyasında bazı şeylerin değişmeye başladığını da görüyoruz. Çünkü bu getirdikleri Yahudiler özellikle paradan anlayan kişiler ve başka sanatlardan da sarrafları getiriyorlar. İşte. Evet. Sarraf transferi yapıyorlar. Ve bunlar aslında bilmiyorum çok iddialı olur mu?
müstakbel Osmanlı fetihlerinin ve seferlerinin aynı zamanda bir finansman kaynağı. Hem finansör oluyor. Elbette bunlara dayanarak yapılmıyor seferler sadece ama destekleyici bir unsur önemli olarak yerini alıyor. Önemli finansörler arasında yer alıyorlar. Ve yani bir nevi kazan kazan ilişkisi aslında. Onlar rahatlıkla işlerini sürdürüyorlar. Osmanlılar ihtiyaçları, yani devletin kasasının ve seferlerin yapılması Osmanlı gereken zamanlarda. Osmanlı tebaası haline geliyorlar tabii. Bunlar. Büyük imparatorluk olmanın yollarından, yöntemlerinden evet. Birisi de bu. Ve devamında da aslında bu tahliyeler 100-150-200 sene belki sürecek belli aralıklarla. Kemal Reis bunların en büyük öncülerinden bir tanesi. Yani henüz Kuzey Afrika veya başka Akdeniz'in diğer kısımları Osmanlı hakimiyetinde değilken oralarda böyle operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Osmanlılarla somut bir şekilde tanıştırmış İspanyollar. Evet, kesinlikle. Ve ilk temas hocam bundan sonra da zaten bitmeyecek. Aktörler değişecek. Kemal Reislerin yerini Barbaroslar alacak. Andre Doria gelecek karşıya ve İspanyollar, Cenevizliler, Venedikliler ve bütün Katolikler neredeyse papalıkta Osmanlıların karşısında yek vücut olmaya çalışacak bundan sonra. Çünkü giderek artan bir Osmanlı denizciliği var. Burada hocam Venedik'te bir savaş daha var. 1499 yılında başlayan. Ve bu harbin ilk deniz savaşlarından bir tanesi. Mora'nın güneyinde gerçekleşen Zonkio diye de geçer ama Sapienza diye daha çok bilinir. Türkçe'de de Türkler buna Barak Adası Deniz Savaşı derler. Sebebi de şu, Kemal Reis ve öncesinde daha doğrusu savaşın öncesinde Bayezid hazırlıklar yaptırıyor. Sinop'ta Göke ismi verilen iki büyük gemi inşa ettiriyor. Bunlar amiral gemisi olacaklar. İki amiralin gemisi. Bir tanesi Kemal Reis, diğeri Barak Reis. Yani Burak Reis diye de geldi geçer ama aslında doğrusu Barak Reis. Türkler arasında çünkü yaygın bir isim. Bu önemli bir bilgi bence. Evet. Hep Burak Reis, Burak evet. Reis diye gidiyor. Hatalı hocam Sufi aslında. Var, Barak Baba. Tabii, çok yaygın yani, bir isim. Osmanlı, yani, Selçuklu dönemindeki, hatta Yunus Emre'nin saydığı silsilesinde yer alan isimlerden birisi. Evet. Barak Baba diye evet. Bir şey var. O yüzden Burak diye yazmak biraz kolaycılığa kaçmış o yıllarda ama Göke adı verilen gemiler, o görseli alabiliriz belki. Bir taraftan kürekli, bir taraftan da yelkenli gemilerin dayanılmaz karışımı olmuş. Yani hem sürat hem de ateş gücü yeri bakımından. Yeri geldi mi kürek, yeri evet, geldi mi yelken. Yani kesinlikle Akdeniz şartlarına uygun ve topların da zaten ateşli silahların da artık 15. yüzyılda yaygınlık kazandığını söylemiştik. Bu devirde bu yani giderek artıyor zaten ama bordalarda top taşıyan aslında gemiler kalyonlar. Kürekli olanlar kadırgalar. Bu geminin özelliği Katip Çelebi'nin ifadesine göre altı kadırga üstü kalyon. Yani göke işte bu. Yani bu göke yani Kuzey Denizlerinden gelen o Kuzey Denizleri kökenli Kok isimli gemiden türetilmiş bir gemi giderek de gelişiyor zaten ama bu yıllarda çok kullanılan gemi. Bu arada bunun bazı versiyonları keşifleri yapan gemiler. Gerek Hint Okyanusu'nda gerek de Atlas Okyanusu'nda Hindistan'ı bulma namına yola çıkan gemiler zaten kısmen bu gemiler. Yani bu kürekleri aslında fazladan ama bunlardan çok fazla yok zaten. Osmanlılar iki tane yaptırıyorlar ve devasa gemiler. Yani özellikleri 200 yıl sonrasını bile aşan gemiler. Bu iki gemi iki büyük amirale veriliyor. Onlar yaptırıyor zaten Sinop'ta. Biri Kemal Reis, biri Barak Reis. Ve bu savaş, harp patladığı zaman gemiler tamamlanmış, amiraller hazır, donanma hazır. Sefere hep beraber çıkıyorlar. Venediklerin korktuğu amiral öncelikle Kemal Reis. Barak Reis de neredeyse ona denk bir denizci. Ama ömrü vefa etmiyor onun kadar karizma ama yapmaya. Ama onun hikayesini anlat. O çok önemli. Tabii ki hocam. Yani niye vefa etmiyor? Böyle basit bir cümleyle geçmiyorsun. Bunu, çünkü kendini feda eden ve Kemal Reis için kendini ve gemisini evet. Feda eden bir denizciden söz ediyor. Zonkio savaşını verebilirsek orada aslında savaşı temsilen Venediklerin yaptığı bir görüntü var. Evet, orada, o gelir. Biz bu arada anlatalım. Donanmanın bir ucunda Kemal Reis. Bu mu? Bu değil hocam. Battle of Zonkio 1499 diye geçer. Neyse bulur arkadaşlar.
Donanmanın bir ucunda Kemal Reis, bir ucunda Barak Reis'in devasa gemileri ayırt edilebilecek şekilde duruyorlar. Savaşın başında. Ve Venediklilerin filonun amacı, amiralin de amacı Kemal Reis'in gökesine bordalayıp Kemal Reis'i yok etmek, haliyle Osmanlı donanmasını çökertmek. Yani bu şekilde moral gücün. Çünkü Kemal Reis neredeyse bu tarz gemici amiralleri tayfa ölümsüz gibi kabul ediyor. Ve yenilmez kabul ediyor. Çünkü yenilmemiş zaten. Böyle birinin İşte Akdeniz'de korku salmış. Yani evet. Meşhur Avrupa'daki Türk korkusunun temel müsebbiplerinden birisidir Kemal Reis. Kesinlikle temel taşlarını düşen demin dedim ya yani ilk biri. Kısımda seyyahların diline düşmüş. Evet, Kemal'in gemileri evet. Gözüktüğü zaman diyor Adriyatik'te herkes diyor kaçacak delik arıyordu diyordu. Zaten dediğiniz gibi bunu mirasla bırakıyor hocam. Kendiyle beraber gitmiyor bugün. Bu 1499 yılındaki savaşta Venedik amirali Kemal Reis'in gökesini gözüne kestiriyor ve en büyük gemileriyle, kalyonlarıyla hücum onun gökesinin etrafını sarıyor. Dört gemi, dört büyük gemi. Bir tanesi kendisinin gemisi zaten. Şeyi bulamadık mı? Kaçıncı sen, şeydi? Onu anlatalım biz. B ile başlayan görseller arasındadır. Tamam, sonra? Battle of Sunken. Sonra gemiyi sarıyorlar. Amiral'i yakaladıklarını düşünüyorlar. Yani gemisini kıstırdıklarını ve yok ettiklerini düşünüyorlar. Kemal Reis yerine Barak Reis'in gökesini yakalamışlar ve etrafını sarmışlar. Barak Reis sonuna kadar mücadele ediyor. Ve kurtulamayacağını anlayınca her tarafı sarıldığı için gemisini havaya uçuruyor. Kendiyle beraber etrafındaki dört büyük Venedik kalyonunu da aynı zamanda denizin dibine boylamış oluyor. Ve bu savaşı hayatta kalan Kemal Reis kazanıyor. Bu savaş aslında şunu gösteriyor hocam. 1499 yani 15. yüzyılın artık döneminde. Battle of Zonkyo 1499 diye onun görselini yönetmenimden ben de rica etmiş olayım. Gelir şimdi. Ve 15. yüzyılın dönümünde. Ama şöyle de derler Enes onu işte Kemal Reis'in bu biraz romanımsı anlatı da olabilir ama kulağa hoş geliyor en azından dinlerken. Kemal Reis'in yok edileceğini anladığında evet, Barak Reis'in bilerek o gemilerin arasına daldığını, evet. Yanıltmacı yaptığını, kendisini işte Kemal gibi gösterdiğini tabii, ve ortasında da zaten. Yaktığını gemilerin, kendi gemisini yakarak evet. Diğerlerini de tahrip ettiğini, böylece Kemal Reis'in kurtulmasını sağladığını söylerler zaten Barak hocam, Reis'in. Bu İki amiralin çok yakın olduğunu biliyoruz. Yani Sinop'ta beraber çalışıyorlar. Bu müthiş bir kahramanlık destanı değil mi ama? Kesinlikle hocam. Yani buradan sinema filmi buradan çıkar çok güzel yani. Şeyler çıkar evet. Ama tabii onun da zamanı gelir herhalde. Ve bu şekilde hani Kemal Reis kendine denk bir denizciyi kaybettikten sonra zaten rakipsiz. Ama Osmanlıların donanmanın açısından en önemli şey şu. 15. yüzyılın döneminde Venedik'i yenmişler. Bu bir ilk. Ve ağır bir hezimet. Bundan sonra bir daha artık Venediklerin Osmanlılara çok üstünlük sağladığını görmüyoruz. En azından tek başlarınayken. Osmanlılar Levant'ın, Doğu Akdeniz'in artık tek büyük deniz gücü bu tarihten itibaren. Ve savaşı zaten 1503'te Osmanlılar kazanıyor. Arkasından Kemal Reis'i tabii yine Bayezid zamanında kaybediyorlar. 1511 yılında. Mısır'dan dönerken bir sefer esnasında Memlüklere yardım götürüyor. Evet, dönüşte evet. De gemisi batıyor. Tabii ondan da bahsetmemiz aslında yerinde olur hocam. Belki Hint Okyanusu'na da burada bir tabii, kapı tabii. Aralarız. Yani şöyle de bir soru bağlamında da gidebiliriz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun donanmasının en güçlü olduğu dönemler aşağı yukarı bu dönemlerle birlikte başlıyor. Sonra evet, devam hocam. Edecek. Bu süreçte deniz ticareti, deniz yolları, Akdeniz'deki diğer güçler, deniz güçleriyle mücadeleleri, Müslüman devletler arasındaki yeri neydi evet. Şeklinde bir soruyu da devam ediyor. Muhtemelen 16. yüzyıl etrafında dolaşacağız. O yüzden o yüzyıl bağlamında konuşayım. Memlüklerle o savaştan sonra ve Cem Sultan olayı halledildikten sonra Osmanlılarla Memlüklerin arası düzeliyor. Ama şöyle bir hadise var, daha önce yaşanmamış bir şey. İlk defa bir güç Afrika'nın güney ucunu dolaşıp Hint Okyanusu'na ulaşıyor. Avrupalılar, Portekizliler ve
Yeni bir yol buluyorlar. Normalde İpek ve baharat yoluyla doğudan batıya ticaret yolu ilerler ve özellikle Akdeniz limanlarından veya Karadeniz'den bu batıya nakledilir. Bunlar da İtalyanlar tarafından bilhassa Venedik ve Ceneviz gemileri tarafından yapılır. Bunların adeta tek eline verilmiş gibidir. Zaten imtiyazlar da almışlardır doğulu hükümdarlardan. Bizans'tan da aynı şekilde ve Memlükler vesaire. Bunlar işbirliğiyle hem kendileri zengin oluyorlar ve aynı zamanda tekel oluyorlar. Bu tekeli tabii batıda kalanlar yavaş yavaş artık kırmak istiyor. Osmanlılar güneye ilerlerken, aynı zamanda bu keşifler Avrupa'da olurken birçok şey birbirine eklemlenerek hızla ilerlemeye başlıyor. Osmanlı ilerleyişi, İber Yarımadası'ndaki güçlerin, Habsburgların ilerleyişi ve Portekizlerin çok eş zamanlı ama benim dikkatimi çeken batıdakiler her zaman bir adım önde gidiyorlar. Çünkü Osmanlıların denize ulaşması biraz daha zaman alıyor ama onlar zaten okyanus kıyısında. Birliklerini sağladıkları gibi bütün güçlerini denizlere teksif ediyorlar ve hızla da yani teknoloji avantajlarının da etkisiyle yani hem Afrika hem de Amerika kıtasındaki yerlilere karşı çok ciddi bir zırh ve silah üstünlükleri var. Bir kere Amerika'da zaten demir kullanılan bilinen bir meta değil. Açık ara üstünlük sağlıyorlar. Ama kendi konumuza dönersek Portekizler Hint Okyanusu'na varıyor. 15. yüzyılın sonlarında tam bu dediğimiz sıralarda Osmanlılar Akdeniz'e rüştünü ispat ederken aynı zamanda dünyanın başka bir tarafında Hint Okyanusu'nda olayların işin rengi değişmeye başlıyor. Orada Hint tüccarları daha çok işi ele almış durumda ama Portekizler hızlıca saldırgan bir şekilde yani anlaşarak değil gördükleri ticaret gemilerini yok ederek orayı bir nevi haraca bağlıyorlar. Belli limanları Hindistan'da ele geçiriyorlar. Bazı hükümdarları önce işbirliği yapıp sonra öldürerek onların arazilerini özellikle Goa ve Diu çevresinde çok kuvvetli üsleri var ve bunlar 20. yüzyıla kadar Portekizler'de kalıyor. Yani oradan asla ayrılmamışlar, bırakmamışlar. Bunların karşısında Halifenin de hala Mısır'da bulunmasından dolayı Memlükler hami durumunda, Müslüman dünyanın hamisi durumunda fiziki olarak. Ve Hint Okyanusu'ndaki bu olaylardan Memlüklerden yardım isteniyor. Ama Memlüklerin bir donanması yok. Onlar da Osmanlılardan yardım istiyor. Ve II. Bayezid seve seve kabul ediyor bunu. II. Bayezid'in son yıllarında Memlüklere çok ciddi bir deniz gücü transferi söz konusu. Hem insan gücü hem de malzeme. Mısır'a getirilen malzemeler, bunlar toplar, barutlar, gemi yapım malzemeleri, diğer mühimmat ve gemiciler Mısır'dan Süveyş'e aktarılıyor. Süveyş'te bir tersane teşkil ediliyor. Daha doğrusu Memlüklerin bir deniz gücü var ama çok sınırlı. Yani bölgenin sahil kontrolünü bile çok zor sağlıyor. Orada hiç yoktan neredeyse her yıl düzenli olarak yardım gönderiliyor. Bayezid'in son yıllarında ta ki Yavuz Sultan Selim Mısır'a gelene kadar yaklaşık 10 yıl boyunca zaten orada Osmanlıların sürekli gönderdiği bir deniz gücü Kızıldeniz'de oluşturulmuş durumda. Kemal Reis de bu yardımlardan birinde aslında geri dönerken Gelibolu yakınlarında gemisi batarak hayatını kaybediyor. Ama tabii ki geleneği sona ermiyor. Onun yanında zaten yeğeni Piri Reis var ve Piri Reis o yıllarda muhtemelen 40 yaşlarında. Yani zaten gelişimini artık Tabii sağlamış artık. öğreneceğini öğrenmiş muhtemelen. Yani Akdeniz'in her tarafını zaten dolaşması biraz da Kemal Reis'in yanında Yaptığı oldu. harita bunu göstermiyor Tabii mu zaten? Akdeniz'in her köşesini, limanları, hangi limana nasıl girilir? Orada İşte o haritaları, krokileri de buluyorlar. Evet. Onlar. Bu İspanyolların, Tabii, tabii. Portekizlerin yazdığı haritaları görüyor Zaten Piri Atlas Okyanus haritası, Amerika haritası 32 Reis. ayrı Meşhur harita, haritadan evet. Arapça, Portekizce ve daha birkaç dildeki 32 haritanın derlenmesiyle Piri Reis'in zamanın en güncel keşif haritası aslında 1513 tarihli. Yavuz Sultan Selim saltanatının daha ilk yılı, keşiflerin 20. yılı ama muhtemelen Hristiyanların elinde bu kadar detaylı henüz harita yok. En fazla bu kadar. Ve Osmanlıların hiçbir zaman aslında fetih politikası gütmediği topraklar. Yani bu topraklar burada görülen toprakların ve denizlerin hiçbirisi Osmanlı merkezi tarafından ele geçirilmek üzere hedef konulmamış.
Kısmen Fas var ama çok kısa bir dönem. Onun dışında geri kalanlar aslında proje alanı. Yani buralarda bir şey yapmak isterseniz bakın burada. Koca Atlas Okyanusu önlerine serilmiş ki Piri Reis bundan 15 sene sonra haritasını tekrar güncelliyor. 1528'de ikinci bir haritası var. Özellikle Antiller ve hani Kuzey Amerika sahil kısmını tekrar güncelliyor. O haritaya da burada yer verdim. Ve yine Hind'e dönecek olursak, Hint Okyanusu'nda 2000 civarında bir personel oluşmuş 10 yıl içinde ve orada bir 20 civarında kadırga var. Kendi başına hiç yoktan bir donanma oluşturmuş Osmanlılar. Memlüklerin bayrağı altında ama hepsi Osmanlılardan gelme. Azılı savunucuları, İspanyollar da öyle, onlar da öyle. Hiçbir zaman bundan taviz vermiyorlar. Yani kendi dinlerinin. Yani Osmanlı bu ihtimali, Hazreti Peygamber işte Kabe'nin yıkılması, Evet. Hazreti Peygamber'in naaşının kaçırılması ihtimalini Hı. bertaraf etmek için ezeli düşmanları olan teknik olarak ezeli düşmanlığı olan Memlüklere donanma yardımı yapıyor, değil Evet, mi? Bu muhteşem bir şey değil mi? kesinlikle ve ikinci Bayezid bunu bilabedel yapıyor. Yani karşında herhangi bir şey talep etmiyor. Hediye Muhabbet ediyor. böyle bir şey olsa gerek ama Hediye herhalde. ediyor. Ve zaten şey vardır hocam, bir Arap tarihçinin eseri, isim İbni Ubeyd tam hatırlayamıyorum ama ikinci Bayezid'e övgü dolu bir şey vardır tarihinde. Hani sen misin o sultan hani diyerek çağırır aslında. İkinci Bayezid gelemez oraya ama Yavuz Sultan Selim zamanında hızlıca güneye politikası kendine yer bulur. Bu arada Cidde kuşatmasına dair bir şeyimiz vardı ama onu nereye koyduk? Biz devam edelim. O Tamam. gelir. Cidde kuşatmasını gösterir 1517'de hocam tehlikelerimizi. bu yine aynı 1517'de şekilde oluyor gerçekleşiyor. zaten. Yani Yavuz Sultan Selim Mısır'a girdiği sırada Portekizler de Cidde önlerinde. Ve ya kendi gemilerle, büyük ağır gemilerle gelmişler. Ciddeliler Selman Reis'e yapışıyorlar ve bırakmıyorlar. Savunmayı sen yapmalısın, biz bunları tutamayız. İşte sen biliyorsun. Ve evet, Selman Reis Cidde'nin sahil istihkamlarını kuvvetlendiriyor. Kadırgalarını Körfez'in girişine kapayacak şekilde yerleştiriyor ve Portekiz gemileri içeri giremiyorlar. Zaten kayalıklar. Bu gemiler yelkenli sular yelkenli gemilere uygun değil zaten. O yüzden Süveyş'teki donanma Dikkate almış. evet, Diyu'ya sefer düzenliyor ve o zamana kadar ve ondan önce ve sonrasında çıkan bütün Hint filolarının en büyüğü. Büyük masraflarla yola çıkıyor. 2 ay sürüyor sefer. Başarılı olamıyor gerçi ama yani Portekiz üslerini tamamen alamıyorlar. Diyu'yu fethetmek üzereyken bir Portekiz donanmasının yaklaştığını haber alıp Hadım Süleyman Paşa geri çekiliyor ama Yemen'i fethediyor. O sırada en azından öyle bir faaliyet göstermiş oluyor. Bu müthiş bir şey ama şimdi zaman daralıyor Evet. gerçekten. Biraz Barbaroslara doğru gidelim. Gidelim hocam. Bugün Zaten konuşalım 16'yı Barbaros'u. bitirme umudum kalmadı. O yüzden daha ilerisine gidemeyeceğiz. Zaten Barbaroslar hocam Osmanlı denizciliğinin zirvesi. Barbaros Hayrettin Paşa olarak bildiğimiz kişi Barbarossa daha doğrusu Kızıl Sakal. Burada Havuç tabii sakal. beyaz artık son yılları. Tabii. Yani daha doğrusu Osmanlı hizmetine girdiğinde artık beyazlamış zaten sakalları. Kızıl Sakal Devlet gençlikteki namı. kuruyorlar değil mi onlar Cezayir'de Devlet abisiyle birlikte? Bu kuruyorlar ve kendi aileden biraz başlarına. babalarından bahseder misin Tabii ki onlara? hocam. Bunların babaları Barbaros kardeşler diye daha doğrusu bir Dört kardeş aile var. bunlar. Dört kardeşler bunlar. Dört erkek kardeş. Oruç, Hızır, Aslında İshak en büyükleri. İshak, İshak, Oruç, Hızır ve İlyas. İlyas. Dört kardeş. Bunlar Midilli'de doğuyorlar. Babaları Yakup, Fatih'in Midilli'yi fethi esnasında adada bıraktığı görevli tüm sipahilerden birisi. Yine Fatih'e dayanmış Tabii. bak. Yani bu tohumları dediğiniz gibi atan Fatih. Ama bunların olgunlaşmasına da diğerleri ön ayak oluyor. Aslında hepsi denizci değil. İshak mesela, yani savaşmak istemiyor. Oruç yerinde duramayan birisi. Hızır da ona öykünen birisi. İlyas en küçükleri, o da abilerine öykünen birisi. Onların en ağababası Oruç. Oruç. Asıl Kesinlikle Barbaros oruç. da o değil mi? İşte Yani Kemal, Avrupalıların ilk Barbaros olarak evet, bildikleri Oruç aslında. onun namı aslında onun şehadetinden sonra
Hızır Reis'e, kardeşi Hızır Reis'e intikal ediyor. Bizim Barbaros diye bildiğimiz Hızır Reis. Bizim Barbaros'umuz Hızır Reis. Hayrettin Paşa, Hayrettin de bu arada ünvanı aslında, ismi değil. Önce Yavuz... Din için hayırlı işler yapan demek. Evet, dinin Yavuz Sultan Selim'in, daha sonra Kanuni'nin o aileye ve daha doğrusu bizim Hızır Reis'e ithaf ettiği, hediye ettiği bir ünvan. Arkasına onu paşalık ve kaptan paşalık daha doğrusu verecek. Oruç Reis ufaktan bir önce ticaretle başlıyor işe. Bir ufak bir kürekli gemi donatıp onunla Mısır, Doğu Akdeniz çevresinde ticarete başlıyor. Bu arada onun ilk koruyucusu, daha doğrusu koruyucularından biri, Memlüklerinde de bir ara koruyuculuğuna giriyor ama bu tarz işlerde muhakkak hamilik gerekiyor bu arada. Ve hep bir hamisi olmuş. Öyle bir gelenek var denizcilerde, evet, değil mi? Yani diğer türlü hocam zaten çok büyük güçler var. Karşı tarafta bir kere Rodos şövalyeleri var. Burunlarının dibinde, Anadolu'nun burnunun dibinde hacı kafilelerine de, deniz kafilelerine de çok baskınlar düzenliyorlar ve devlet donanmalarına da zarar veriyorlar. Ve henüz halledilmiş değil bu problem doğudaki Müslümanlar açısından. Bu seferlerinden biri esnasında Rodos şövalyelerine esir düşüyor. Bir süre onların zindanlarında kaldıktan sonra tabii Hızır Reis bunu kurtarmaya çalışıyor ama bir şekilde kaçıyor, kurtuluyor. Arkasından niyeti bozuyor ve korsanlığa başlıyor. Yani muhtemelen orada çok içi yanmış olacak. Hiçbirini acımıyor. Yani Akdeniz'in Kemal Reis'ten sonraki en namlı korsanı Oruç Reis. O yüzden. Ve namı Akdeniz'i hayliyle tutuyor. Arkasından Hızır Reis'i yanına alıyor. Beraber bu korsanlık işine başlıyorlar. Bunların o dönemdeki hamileri Antalya'daki Sancak Bey, Şehzade Korkut. Bizim 1500... şair, edip olarak bildiğimiz, evet, sessiz sakin olarak bildiğimiz. Denizcilerin koruyucusu, o bölgedeki hamisi o. Sultan II. Beyazıt'ın büyük oğlu Şehzade, evet, Korkut. Yani Yavuz Sultan Selim'den büyük. Abi, tabii 1511 sıraları, daha doğrusu söylediğimiz yıllar yaklaşık, taht kavgaları çıktığı sırada Şehzade Korkut'un çok fazla şansı olmuyor. Bugün Korkut Ali onun isminden, evet, geliyor. Yani muhtemelen bu alim tabiatı olmasa büyük işler başaracak birisi ama yani şöyle, Yeniçeriler istemiyor onu. Savaşçı olduğu için Şehzade Selim'i istiyorlar. Hep Selim'i istiyorlar. Evet, çünkü o savaşçı. Bürokrasi ve baba Şehzade Ahmet'i daha çok tercih ediyor. İlmiye sınıfı da Korkut'u istiyor. Evet. Ama tabii ki zafer kılıç tutanın elinde kalıyor. Aynen öyle. Yani öyle diyoruz ama işte bu Türk denizcilerini Doğu Akdeniz'de destekleyen kişi de Korkut olmuş. Yani diğerlerinin zaten sancak bölgeleri farklı ama ben Antalya'dayım, alimim deyip kenara da çekilebilirdi. Bunu yapmayıp destekli olmuş. Hatta Oruç Reis'in tekrar gemi donatmasına Şehzade Korkut ön ayak oluyor. Parasını o veriyor, gemisini o donatıyor. Ve bunlar korsanlığa başlıyorlar. Şehzade Korkut taht kavgasında Yavuz Sultan Selim tarafından idam edildiği zaman bunlar tabii korkup uzaklaşıyorlar o sulardan. Ve Tunus civarına, Cerbe'ye üstleniyorlar. Orada da Tunus Sultanı hamileri bu sefer. Onların koruması altında. Yani bu dediğimiz gibi bir kazan kazan olayı, işbirliği yapıyorlar. Onlara bu koruyucu üs sağlıyor. Onlar gemilerini donatıp tayfalarını toplayıp seferlere çıkıyorlar. Topladıkları ganimetten onlara pay veriyorlar. Oruç Reis'in sonunun geldiğinde. Cezayir Sultanı ilan edildikten sonra bir süre kendi başına bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor. Ama İspanyollar saldırılara devam ediyorlar. Bir taraftan o da istihkamlarını güçlendirmeye çalışıyor. Bu savaşlardan bir tanesinde muhasara altındalar. Bu arada Oruç Reis'ten önce İshak ve İlyas kendisine katılmış durumda. Yani bu savaşlar olurken deniz savaşlarından birinde İshak, İlyas küçük olanları hayatını kaybediyor ve İshak da sınırdaki kalelerden birinde muhafaza etmek amacıyla gönderilmiş. İspanyolların saldırısı esnasında İshak da hayatını kaybediyor. Hep ve şehit oluyorlar, evet, kardeşler. İki değil mi? Kişi kalıyor. Bir Hızır'la Oruç kalıyor. Oruç ve Hızır kalıyor geriye. Ortanca kardeşler. Arkasından Oruç Reis İshak'ın kaybettiği kaleye giderken onlar da İspanyol saldırısına dayanamayıp çekilmeye başlıyorlar. Bir nehir kenarına geliyorlar.
40 kişi kadarlar yaklaşık olarak. 20 kişi suyun diğer tarafına geçiyor Oruç Reis'le beraber. 20 kişi karşıda kalıyor. Aslında kurtulmuş durumda. Ama arkadan feryat ediyor kalanlar. Baba bizi buradan bırakıyorsun, bizi kendi halimize mi bırakıyorsun diye ve Oruç Reis dayanamayıp suyu tekrar geçip geri dönüyor. Sonra İspanyolların kıskacı altında kalıyorlar. Arkaları su, önleri düşman. Orada sonuna kadar savaşıyor 20 kişi ve hayatlarını kaybediyorlar. Hı hı. Oruç Reis'in şehadeti bu şekilde. Onu şehit edenin heykelini dikiyorlar İspanya'da. Onu şehit eden ne derler ona? Tam şimdi terimini hatırlayamadım ama bu sancaklarla alakalı, aile sancaklarının bir şeyi vardı. Hatta ilmi vardı. Hı hı. Ama şey onu heykelini dikiyorlar. Yani o derece korkmuşlar evet. Oruç Reis'ten. O da dediğimiz gibi hocam korkulu rüyalarından biri. Batı Akdeniz'de çünkü doğrudan faaliyet gösteriyor. Katolik dünyanın merkezinde faaliyet gösteriyor. Peki sonra ne oluyor? O öfkeyle mi Hızır Reis Osmanlı hizmetine tekrar geliyor? Aslında onunla girmiyor hocam. Oruç Reis sağlığında Yavuz Sultan Selim'e biat ediyor. Yani o taht kavgaları geçtikten zaten, sonra bir iki yıl sonra yani 14-15 sıralarında yanlış hatırlamıyorsam Oruç Reis zaten Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş ve Yavuz ona bir miktar Yeniçeri göndermiş. Mühimmat da göndermiş. Yani ilk bağlılığı orada başlıyor. Bu arada 1516 veya daha erken tarihler yanlış hatırlamıyorsam Oruç Reis'in bir papayı kaçırma operasyonu var. Ama o çok önemli. Tiber Nehri'nin kenarında papa avlanırken Oruç Reis gemileriyle nehrin ağzına kadar gelip papayı yakalamaya çalışıyor. Papa sonra, olduğunu biliyor ama evet, değil mi? İstihbaratı var tabii, yani. Tabii. Kıl payı sonra elinden kaçırıyor. Neredeyse papayı ele geçirmek üzere ve sadece bir denizci orada. Yani büyük bir devletin görevli komutanı, amirali bile değil aslında. Tabii orada kaçırıyor. Yani böyle tehlikeli birisi. Onu anlatmaya çalışıyorum sadece. Hı hı. Yavuz Sultan Selim'e biat ettikten sonra Osmanlı sınırları ortada tabii boşluk olmak üzere bir anda Cezayir'de de kendine yer buluyor. Ama esas Cezayir'in Osmanlılarla yakın ilişkisi tabii ki Hızır Reis zamanı. Yani kardeşlerinin tamamını kaybettikten sonra Hızır Reis yani yaşı da ilerlemeye başlıyor. Çok planlı ve temkinli hareket ediyor. Yani bazen geri çekilmeler yapıyor. Cezayir'i veya Cezayir'i kasıtlı olarak bazen bıraktığı oluyor. Tunus'a çekiliyor. Orada toplanıp tekrar ilerliyor. Çünkü bazen yerli halk sorun çıkarıyor. Kendilerini istemiyorlar. Berberilerle problem yaşıyor. Evet, çekilip kıymetlerini anlaması için yani bu tarz bir taktiği de var uyguladığı. Ama Hızır Reis'in en önemli özelliklerinden bir tanesi aynı zamanda bir gemi mühendisi. Ele geçirdikleri Hristiyan gemilerini veya diğer yabancı tüccar gemileri de olur fark etmiyor. Teknik açıdan detaylıca inceliyor. Ve kullanılmaya en müsait bir model geliştiriyor kendisi. En süratli kadırgalar. Bunlar Osmanlı hizmetine geçtiğinde aynı zamanda bu teknoloji oraya da intikal ediyor. Ve Osmanlı donanmasının bütün kadırga filosu bu tarz gemilerle inşa edilmeye başlıyor ki Prevezeyi bunlar kazanıyor. Evet, Prevezeyi bunlar kazanıyor ve 100 yıl devam edecek bir teknolojik hamleyi burada kendisi aslında başlatmış oluyor İstanbul'da da. Prevezeye gelmeden önce Osmanlı hizmetine girişini biraz aslında evet, izah etsek. Birkaç cümleyle onu yapalım. Sonra da Prevezeye gelelim. Ama Andrea program Doria. Bitmeden Cezayirli Hasan Paşa'yı konuşalım. İnşallah yani. Gelebiliriz hocam. Yani 200 yılı es geçelim. Olsun 200 yılı es geçelim. Çünkü Amerika'yı haraca bağlıyor adam. Yani bu dönemin dünyası için muhteşem bir şey. Yani Akdeniz. Yani aslında Amerika ile alakalı daha başka mevzular da var hocam ama garp ocaklarının sadece temelini atabildik bu konuşmamızda. Biraz hızlı gidebiliriz. Tamam. Peki burada. Hocam. Andrea Doria diye büyük bir amiralleri var Cenevizlerin, Katolik dünyanın. Habsburglar şalken bunu kendi donanmasına transfer ediyor. Artık Batı Akdeniz'in en büyük donanması İspanyolların elinde. Venedik biraz daha ikinci planda kalmış durumda. Hala güçlü. Zaten işbirliği de yapıyorlar. İttifak güçleri var. Mora'ya akınlar düzenlemeye başlıyor. Andrea Doria, İspanyol donanmasıyla, Habsburg İmparatorluk donanmasıyla. Buna karşılık tabii tahtta artık Kanuni Sultan Süleyman var.
ve onun aynı zamanda deniz politikaları da var. Denizde tabii henüz büyük seferler, yani Rodos'un fethi dışında yapılmamış. Rodos zaten 2. Murat Fatih zamanından itibaren defalarca kuşatılıp alınamayan bir mevki. Şövalyelerin elinde, Sencer Şövalyeleri, Hospitaller Tarikatı da diye de bildiğimiz hastane tarikatı, öncelikle Kudüs'te kurulup daha sonra Kıbrıs'a, oradan Rodos'a. Rodos'un fethiyle de Kanuni'nin büyük üstadlarını iyi savaştınız diye takdir etmesiyle serbestçe gönderilip Şalken tarafından Malta'ya ve Trablusgarp'a yerleştirilmiş bir şövalye tarikatı. Bunlar Avrupa'nın her tarafından hem maddi hem de insani destek alıp yok edilinceye kadar, Malta Napolyon tarafından ele geçirilinceye kadar 1800'lere doğru Osmanlılara ve doğudaki bütün Müslümanlara baskı kuruyorlar. Onlar bir taraftan korsanlık yapıyorlar. Yani karşı korsanlık, daha doğrusu korsanlığı onlar başlatıyor. Bunun karşısında bir Türk Müslüman korsanlığı buna tepki olarak doğuyor. Özellikle Rodos'a, Rodos Şövalyeliğine ve korsanlığına tepki olarak ortaya çıkıyor. Ve Andrea Doria devreye girdiğinde, Mora'yı yağmalamaya başladığında, Kanuni'nin yaptığı şey, bizim elimizde kuvvetli bir Türk denizcisi, Müslüman denizcisi olarak kim var? Barbaros kardeşler var. Barbaros kardeşlerden de hayatta kalan son kişi Hızır Reis. Ona yine Hayrettin unvanını verip İstanbul'a davet ediyor. İlk önce tabii bir Aydın Reisimiz var. Onun yine önde gelen reislerinden. Aydın Reis'e bu arada yine aslında Akdeniz'in namlı denizcilerindendir. İtalyanlar Caccia Diavolo derler. Yani şeytanı döven Türk. Çok iyiymiş. Manası bu. Ve yani bunun gibi başka denizciler de var. Turgut Reis var. Zaten Barbaros'un varisi genel olarak o. Ve bunların her birinin kendine ait filoları var. Ufak filoları. Oruç Reis'in ve daha sonra Hızır Reis'in aslında konumu bunların yine benzer şekilde eşitler arasında birinci olması. Yani tam hepsi ona bağlı değil. Toplanıp ortak operasyon yapacakları zaman onu birinci reis kabul ediyorlar. Ve Barbaros ekibinin İstanbul'a gelmesi. Kanuni derhal onu kaptan derya yapıyor ama bürokrasi tabii ki bunun karşısında, çünkü korsanlıktan gelen birisi. Mesela Kemal Reis kaptan derya olmuyor. Turgut Reis de olmuyor. Piri Reis de olmuyor. Korsan çünkü bunlar. Devletin Ama korsanlığa bakışı bunlardan istifade etmek, azami derecede tecrübelerinden resmi görev mevki de vermiyorum veriyorlar ama bütün donanmayı onların eline teslim etmiyorlar. Korsanlıktan gelen çok az kişi var. Mesela Cezayirli Gazi Hasan Paşa da bunlardan bir tanesi. Ama bunların ilki ve en büyüğü Barbaros Hayrettin Paşa. Barbaros bu arada Batılıların verdiği lakap, taktığı lakap. Hayrettin Osmanlı Padişahı'nın verdiği ünvan. İsmi de aslında Hızır Hızır aslında. Hızır Hayrettin Paşa diye daha çok Osmanlı literatüründe geçer. Ardından bu sefer misillemeler başlıyor. Osmanlı donanmasını yeniden dizayn ediyor. Ve kendi filosuyla da birleştirip Osmanlı donanmasını artık batıya daha uzun metrajlı seferleri var. Ve ondan sonra gerçi işte Poseidon'un üç başlı mızrağını Barbaros'un elinde resmedecek kadar, yani denizlerin hakimi olduğunu kabul edecek kadar Batılılar artık Türk bunu denizcilerini kabul kabullenmiş etmiş durumdalar, değil durumdalar. mi? Evet. Çünkü Andrea Doria gibi büyük bir amiralin bile Preveze'de canını okuyan kişi o. Yani bu çok beklenen bir zafer değil bu arada. Çünkü Osmanlı donanması olsa da Preveze'deki donanma daha küçük bir donanma. Haçlılar karşısında. Çünkü Venedik, İspanya, Papalık vesaire hepsi bir araya gelmiş durumda ve daha üstün gözüken gemileri var. Tek dezavantajları rüzgarlarının olmaması oluyor savaşta ve teknik bir avantajın da olduğunu görüyoruz o savaşta. Preveze'de mesela Osmanlı kadırgalarının kullandığı topların menzilleri daha fazla Hristiyan güçlerinden. Yani ateşli silahların aynı zamanda eklemlendiğini ve Belirleyici geliştirildiğini de burada, yakinen teknolojinin takip edildiğini burada görüyoruz ve gelişen bütün teknolojiler aslında özellikle 16. yüzyılda çok yakın takip ediyor Osmanlılar. Zaferlerin arkasında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Yani yeterince siz menzile giremeden düşman sizi vuruyorsa, lojistik açıdan da yine avantajlar var. Yani düşmanı yenme şansınız yok.
bir kere ateşli silahların çıkardığı gürültü, ona alışık olmayan mürettebatı, personeli anında saf dışı bırakılmasına sebep oluyor. Buna hayvanlar da dahil karada. Eyvallah. Şimdi şeyi kazandık. Preveze'yi kazandık. Evet. Ve Barbaros Hayrettin Paşa artık sembol oldu. İşte Beşiktaş'a bir semte ismini Evet. verdi. Evet. Türbesi orada, camisi Hı orada. hı. Hatta Osmanlı orduları sefere çıkarken önce ona bir selamlama Tabii. Yapıyorlar. 3 gün Ondan sonra orada kalıyorlar çıkıyorlar. hatta Tabii hocam. orada O... kalıyorlar. Hı. Müthiş bir Osmanlı imgesi, Osmanlı denizciliğinin Evet. sembol ismi haline geliyor. Bir iki cümle İnebahtı'dan alayım. Neden Evet. kaybettik İnebahtı'yı? Ama Cezayirli'ye vakit kalmayabilir. Çünkü son 3-4 dakikaya Cezayirli, girdik. Ama evet. yine de bir iki cümle onun söylemek istiyorum en azından. Buyur. Tamam, İnebahtı ile o zaman zaten esas yükseliş trendi İnebahtı'da son buluyor. İkinci Selim normalde işleri Sokollu'ya bırakmış durumda. Ama bu Kıbrıs meselesinde çok ısrarlı. İlla Kıbrıs fethedilecek. Alıyor Çünkü da istediğini ama. tabii yani zamanın en büyük donanmalarından bir tanesi, Osmanlı donanmalarından bir tanesi teşkil edilip Kıbrıs'a yollanıyor. Ve bir yılda bütün gerekli istihkamlar, kaleler vesaire düşürülüp Kıbrıs fethediliyor. Arkasından tabii bunun misillemesi geliyor Hristiyan dünyadan ve yine bahsettiğimiz büyük Haçlı donanması toplanıp İnebahtı'da yine Mora'nın güney sahillerinde Osmanlı donanmasını yakalıyor. Osmanlı donanması tabii savaş hazırlıklı değil. Yani Başında kim var? Müezzinzade Ali Paşa bir karacı, denizci değil. İşte kastettiğim bu hocam. İstanbul'daki bürokratlar, yani yüksek bürokratlar ve paşalar kaptan paşalığı bir sıçrama tahtası olarak kullanma peşinde. Padişahlar buna karşı dikkatli olmazsa, buna uyarsa mesela Hezimette Sokollu'da bunlardan sonuçlarını biri. ödeyeyim. Evet. Sokollu'da Barbaros Hayrettin Paşa'dan sonra kaptan deryalık yapmış birisi. Bir denizci değil. Yani denizlerden anlıyor kısmen ama onlar denizde doğup büyümüş ve ölmüş kişiler. Yani şeyin Barbaros Hayrettin Paşa'nın jübilesi Toulon'dadır mesela. Osmanlı donanması Fransızlarla işbirliğinde Nice'yi ele geçiriyorlar. İspanyollardan alıyorlar. Toulon'da kışlıyorlar ve bir kış boyunca Toulon şehri boşaltılıp Osmanlı donanmasına tahsis ediliyor. Ezanlar okunuyor. Osmanlı bayrakları çekiliyor. Ve Osmanlı donanması ilk defa İstanbul'dan başka bir yerde geçiriyor kışı. Her neyse İnebahtı'ya gelecek olursak Kıbrıs seferinden dönen donanma orada gafil avlanıyor. İnebahtı'ya ait bir şey olacak ama. Gelir o. Ve orada dediğim gibi liyakatli ellerinde olmayan büyük donanma ağır bir hezimete uğruyor. Merkez ve sol kanatları Osmanlı donanmasının çöküyor. Sağ kanatta Uluç Ali Reis, Cezayir Beylerbeyliği o zaman yine Turgut Reis'in ve Barbaros'un yanında yetişmiş denizcilerden. Sağ kanadı savaşı kazanıyor aslında. Hristiyan donanmanın sol kanadını parçalayıp 20-25 civarında gemiyle orayı, Uluç'un olduğu evet, birlikler değil Uluç'un mi? olduğu kanat savaşı Yani kazanıyor. asıl denizci olan kısım kazanıyor savaşı. Kazanıyorlar. Onlar çünkü ne Ekip zaman ne yani. yapmaları Tabii. gerektiğini iyi biliyorlar. Osmanlılar bunlara kurt denizci derler. İyi denizcileri. Mesela İngilizler köpek derler. Elizabeth'in deniz köpekleri. Sea Dogs of Elizabeth mesela. Ama Osmanlılar kurt derler. Kurt denizcilerden bir tanesi ve parçalayıp hatları İstanbul'a geri dönen tek filo oluyor. Haliyle kaptan derya o yapılıyor. Bu şekilde aslında 1587'ye kadar falan Barbaros ve Barbaros geleneği devam ediyor. Yüzyılın sonlarına kadar. Tabi İnebahtı'da kaybedilen insan gücü, donanma 6 ayda yerine konuluyor ama insan gücü bir daha aynı şekilde yerine konulamıyor. Arkasından İspanyollar da yönünü batıya çevirdiği zaman Akdeniz'in bu büyük iki deniz gücü kendi köşelerinde bir süre yollarına devam ediyorlar. Deyip 16. yüzyılı Evet, bitirelim. evet gerçekten çok keyifli bir konu. Tabii ben şeyi istiyordum en azından izleyicilerimize birkaç cümle söylemiş olayım. Çünkü o son dönemde adının anılması gereken Osmanlı'nın belki kara gücü olarak çok zayıfladığı bir dönemde denizlerde ne kadar Hı. ihtişamını sürdürdüğünü gösteren güzel ve hala korsan transferinin Evet. olduğunu gösteren ilginç örneklerden birisi Cezayirli Gazi Hasan Onu hocam Paşa. işte yüzeysel geçmek İşte istemediğimden aslında aslanla Aslanlı gezdiğini Paşa. söylerler Evet. onun.
Yanında bir aslanla Amerika'yı haraca bağlıyor. 21.600 dolar alıyor kendine ödediyor. 21.600 doları tabii 18. yüzyıl şartlarında değerlendirmek lazım hocam. Şu anki daha içli değil ama yani büyük paralar. Çok büyük. Ve Amerika daha yeni kurulmuş bir devlet. Ve gemi yüzdüremiyorlar değil mi? Başka neler var? Bir iki cümle alayım Amerika ile ilgili. O sırada hocam yani Amerikalılar Avrupa'ya ve Akdeniz'e ticaret yaparak yani hızlıca yani private dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri adına görev yapan korsanlarla yola çıkıyorlar ama Akdeniz'e giremiyorlar. Çünkü hala garp ocakları güçlü. İlk tabii anlaşmaları haraca bağlama şeklinde gerçekleşiyor deyip bu faslı bence eyvallah. Bırakalım. Peki başka bir programda konuşuruz inşallah. İnşallah. Bunu kıymetli dostlar bugün Enes Tepe ile Osmanlı denizciliğini konuştuk, Türk denizciliğini konuştuk. Çok keyifli bir programdı. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu geceler diliyorum.